Efendim hoş geldiniz ulusal kanal ekranlarına. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Yoğun bir gündemle ben Yeşimer Yılmaz sizlerle birlikteyim. Gün ortasıyla karşınızdayız. Gündemdeki tüm gelişmeleri sizlere aktaracağız. Yoğun bir hafta, önemli bir gün, tarihi bir zafere de bugün eşlik edeceğiz hep birlikte. Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümü. Ama önce Turkuaz Tablo'ya bakalım nedir son durum? Gelsin ekranlarınıza sevgili izleyenler. Test sayımız 347.783 olurken bu test sayısıyla birlikte vaka sayımız 25.304'e yükseldi. 200 kişi daha bir günde hayatını kaybetti. Peki aşılamada son durum nedir? %79.25 olarak ikinci doz aşı yapılma oranı Turkuaz Tablo'ya gözüküyor. Tabii bu oranın %80'lere gelmesi gerekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabında şöyle bir paylaşım yaptı. Salgın gündeminde yorulduğumuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun, yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. COVID-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovak'ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz şu günlerin bir an önce unutulması dedi. Ve illere göre her 100 binde görülen vaka haritamızda açıklandı. Ekranlara geldi. Detaylarına bakıyoruz. Her 100 binde görülen vaka sayılarına göre en çok artış olan illerimiz Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir oldu. En çok artışta Karabük 534 ile birinci sırada yer alıyor. Yalova 489 ile ikinci sırada, Ordu 468 ile üçüncü sırada yer alıyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de durum nedir? İstanbul geçen hafta 296.84 ile yer alıyordu. 293.2 olarak gözüküyor bu hafta. Ankara'da bir düşüş var. Geçtiğimiz hafta 328.31'di. Bu hafta Ankara 287.85 olarak gözüküyor. İzmir, orada bir yükseliş var. Geçen hafta 57.7 idi. Bu hafta 64.81 ile yer alıyor İzmir. Ve illeri göre vaka haritamız da bu şekildeydi. Siyasetin gündemine geçelim. Tabii ki zafer dedik. Tarihi zafere eşlik edeceğiz bugün. Hem Bakü'ye gideceğiz. Bakü'deki o törenleri ekranlara getireceğiz. Ahmet Şahidoğlu bize aktaracak. Sonra yine değerli konuklarımız olacak. Tarihi ortaklık edeceğiz. Hem zaferin önemi, sonrası Ermenistan tarafını ve özellikle o belirtilen, ki liderin belirttiği altılı platform vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev tarafından belirtilen o tarihi platformu da sizlere önemini, sonrasındaki gelişmeleri, Paşinyan cephesinde neler olur hepsini aktarmaya çalışacağız. Konuklarımız kimler olacak? Emekli Tuğgeneral bizlerle birlikte olacak. Sayın Yücel Karauz'la konuşacağız. Gence'ye gideceğiz. Gence Milletvekili Sayın Nagif Hamzayev bizlerle birlikte olacak. Ve Şahidov da sahada bizlere olanı biteni aktarmaya çalışacak. Efendim iç siyasetin gündemine gelecek olursak, İYİ Parti kurucularından Lütfü Türkkan şehit yakınıyla bir sinkaflı küfür maalesef yaşandı. Ardından bir video paylaştı, şehit yakınından özür dilemedi. Sonrasında gelişmeler oldu ve peş peşe tepkiler de geldi. Bugün İYİ Parti bir yine toplanacak, önemli bir görev değişikliği oldu. Bu görev değişikliğinin ardından Lütfü Türkkan cephesinde neler olacak bunu da merak ediyoruz. Ve ittifaklar, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan gelen açıklamalar var biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında belediye başkanları yine gündeme geldi. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan bahsediyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor iç siyasetin gündeminde? Bunları da bugün konuşacağız. 14'te konuşacağız. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın İsmet Özçelik 14 kuşağında bizlerle birlikte olacak. 13 kuşağında da dış politika diyeceğiz. Azerbaycan tarihini, zaferini, hepsini konuşmaya çalışacağız konuklarımızla. Şimdi ne yapıyoruz? Bültenimize başlamadan önce bir Ankara'ya gidelim. Enver Altaylı davası vardı. Karar açıklandı. Detayları alacağız. Sevgili Seda Akgüz bizi bekliyor. Hemen bize davayla ilgili detayları aktarsın. Sevgili Seda, söz sende. Evet değerli izleyenler, CIA ile irtibatlı Enver Altaylı davasında nihai karar bugün çıktı. Duruşma sabah saatlerinde Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Ve davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Eski MİT mensubu CIA ile irtibatlı Enver Altaylı'nın da arasında bulunduğu 3 sanıklı bir davaydı bu görülen dava. Ve bugün görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti sanık Altaylı'ya FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verdi. Siyasi ve askeri casusluk
suçundansa 13 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti Altaylı için. Aslında savcının hazırladığı iddianamede örgütün karar merciinde olduğu belirtiliyordu ve hapis cezası da istenmişti. Ancak mahkeme heyeti sanık Altaylı'nın FETÖ yöneticiliğinden ise beraatına karar verdi. Tutuklu sanık Mehmet Barıner de bugünkü kararda ceza alan isimler arasındaydı. Mehmet Barıner FETÖ üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Siyasi ve askeri casusluk suçundansa 12 yıl 6 ay olmak üzere toplam Mehmet Barıner de 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış oldu. Tabi duruşma dava boyunca tutuklu sanık Enver Altaylı'nın tehlikeli tutukluluk kategorisinde olduğunu da söyleyelim. Buna yönelik tabi sanık tarafından, avukatları tarafından tehlikeli tutukluluğa son verilmesi yönünde bazı talepler vardı. Bugün de yine bu talepler karar duruşmasında dile getirildi ancak mahkeme heyeti bu talebi reddetti. Tabi tutuksuz sanık da vardı bu davada. FETÖ üyeliği ve örgüte yardım suçundan yargılanan Seda Çatmazoğlu ile ilgili de mahkeme heyeti savcının mütalasına, esasa ilişkin mütalasına bağlı kalarak beraat verdi. Ve duruşmanın hemen ardından mahkeme kararını açıkladıktan sonra Enver Altaylı söz aldı. Tabi Sincan cezaevinde bulunuyor Mehmet Barıner ve sanık Enver Altaylı. Segbis'le katıldılar karar duruşmasına ve kararın açıklanmasının ardından Enver Altaylı geçen hafta aslında damadıyla ilgili de bir yargılama süreci sona ermişti. Eski MİT mensubu Metin Can Yılmaz'la ilgili de yine aynı suçlardan hapis cezaları verilmişti. Bugünkü karar duruşmasında kararın açıklanmasından sonra Enver Altaylı damadıyla görüşmek istediğini söyledi ve mahkeme heyetinden, mahkeme başkanından bu görüşmenin sağlanması için yardımcı olmasını istedi. Mahkeme heyeti ise buna ilişkin bir karar vermedi. Bu kararın şu an hükmün açıklandığı sırada verilemeyeceğini de söyledi. Talebin reddedilmiş olduğunu da söyleyelim. Nihai karar bugün çıktı. Yeniden izleyicilerimize aktaracak olursak FETÖ üyeliğinden 10 yıl siyasi ve askeri casusluk suçlarındaysa sanık Enver Altaylı 13 yıl 4 ay yani toplamda 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık Mehmet Barıner de yine aynı suçlardan toplam 21 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş oldu. Tutuklu sanıklar hakkındaki karar bu yöndeydi. Tabi mahkeme heyeti tutukluluk hallerinin devamına da hükmetmiş oldu Yeşim Er Yılmaz. Seda Köz Ankara'dan ayrıntıları aktardı. Yeni bir haftaya başladık. Seda kolay gelsin diyelim sana da. Hemen bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Azerbaycan'a gidiyoruz. O zafer Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtuluşunun üzerinden bir yıl geçti. 44 günlük vatan savaşı sonucunda topraklarını geri alan Azerbaycan savaşın bittiği 8 Kasım zafer günü olarak kutluyor. Bakü'de binlerce kişinin katılımıyla zafer yürüyüşü düzenlendi. Bakalım ayrıntılarına. Karabağ'ın Ermenistan işgalinin kurtuluşunun birinci yıl dönümü Azerbaycan'da törenlerle kutlanıyor. Başkent Bakü'de binlerce kişi yürüyüş düzenledi. Zafer günü kutlamaları kapsamında Bakü'nün Aznef Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe askeri lise öğrencileri, sınır hizmetleri komutanlığına bağlı süvari birlikleri, Karabağ Savaşı gazileri ve vatandaşlar da katıldı. Askeri lise öğrencileri savaşın 44 gün sürmesine atıfta bulunulan 440 metrelik Azerbaycan bayrağını taşıdı. Vatandaşlar da ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Karabağ Azerbaycan'dır sloganı atarak yürüyüşe eşlik etti. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah ve zırhlı araçların bir kısmının sergilendiği Bakü'deki Ganimetler Müzesi'nde sona erdi. Azerbaycan ordusu bir yıl önce 8 Kasım'da Karabağ'ın kalbi Şuşa kentini işgalden kurtarmıştı. Zaferin birinci yılında şehitlerin anısına Şuşa'daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camii'sinde şükür namazı da kılındı. Efendim, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Komuta Kademesi Azerbaycan'da 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Akar, Karabağ zaferinin sadece 44 günlük mücadeleyle değil, 30 yıllık inancın ve azmin sonucunda elde edildiğini söyledi. Milli Savunma Bakanı Ermenistan'a da düşmanlığı bırakıp geleceğe bakma çağrısı yaptı. Azerbaycan Türk'ü yaşadığı zorluklar karşısında yılmamış, artık yeter diyerek
vatanına, hakkına, hukukuna, öz topraklarına sahip çıkmıştır. Kahraman Azerbaycan ordusunun kazandığı bu zafer sadece 44 günlük bir mücadeleyle değil, hamınızın bildiği gibi 30 yıllık bir ısrarın, inancın ve azmin sonucunda elde edilmiştir. Bu sadece Ermenistan'a karşı kazanılmış bir zafer de değildir. Yıllarca haksızlığa, hukuksuzluğa, göz yumanlara, sessiz kalanlara karşı da en güzel cevap olmuştur. Zafer kazanılmıştır. Ancak uzun yıllar sonra Kafkasya'ya huzuru getirecek olan barışın kalıcı olmasını sağlamak için yeni bir mücadele başlamıştır. Bu kapsamda Şuşa beyannamesi geleceğe doğru atılmış güçlü bir adımdır. Ermenistan yetkililerinin de mevcut politikalarını bir kenara bırakıp altılı platform önerimiz dahil bu tarihi fırsatı değerlendirmesini bekliyoruz. Kin ve nefret üzerine bir gelecek inşa edilemeyeceğini artık herkesin bilmesi lazım. Ermenistan düşmanlığı bırakıp geleceğe bakmalıdır. Evet, Hulusi Akar'ın açıklamalarını dinledik. Yine Ankara'ya gidiyoruz. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek toplantının ayrıntılarını Buse Gençtürk bize aktaracak. Şimdi ekranda da göreceksiniz. Buse, Bakanlar Kurulu toplantısı saat kaçta toplanıyor ve hangi başlıklar öne çıkıyor? Söz sende. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısının saat 15'te başlaması bekleniyor. Bakanlar Kurulu'nun gündeminde peki hangi başlıklar olacak? Asgari ücrete yapılacak zam konuşulacak. Tabi Aralık ayında asgari ücrete ilişkin görüşmelerin başlaması bekleniyor. Aralık ayının sonuna doğru işte asgari ücrete ne kadarlık bir zam yapılacak? Bugün Bakanlar Kurulu toplantısında masaya yatırılacak. Diğer bir başlıksa emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili AK Parti'nin yaptığı çalışmalar olacak. Emeklilikte yaşa takılanlar için AK Parti'nin daha önceden de bir süre düzenlemesi yaptığı gündeme gelmişti. İşte bu başlıkta emeklilikte yaşa takılanların durumu ne olacak ve bunlar da ele alınacak. Tabii Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçtiğimiz günlerde bu başlıklara ilişkin aslında açıklamaları olmuştu. Bilgin asgari ücretin yanı sıra 3600 ek göstergeye de değinmişti. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda asgari ücrete ilişkin bir beklentileri ne olduğu yönünde bir araştırma yaptıklarını belirtmişti ve asgari ücrete ilişkin de yine enflasyonun karşısında emeği koruyacak bir düzeyde olacağını yönünde işarette bulunmuştu aslında. Tabii bu kapsamda bugün asgari ücrete ilişkin son durumda ele alınacak ve 3600 ek göstergenin de son durum ne? Bu da ele alınması bekleniyor. Diğer bir başlıksa koronavirüsle mücadele olacak. Toplantının ana gündem maddelerinden birisi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bakanlar Kurulu'na bir sunum yapacak ve vakalarda son durum nedir? Yeni önlemler alınacak mı? Bu konuya ilişkin bir bilgilendirme yapması bekleniyor. Bunun yanı sıra tabii sağlıkçı atamaları da aslında 2021 yılında beklenen bir gündem maddesiydi. Özellikle sağlıkçılar atama beklediklerini dile getirmişlerdi. 2021'de hiç sağlıkçı ataması yapılmadığını da belirtmişlerdi. Bu Bakanlar Kurulu toplantısından sonra sağlıkçı atamalarına ilişkin rakamların netleşmesi bekleniyor ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla görüşmeler yapılması da öngörülüyor. Diğer gündem maddesi ise terörle mücadele olacak. Terörle mücadelede gelinen son duruma ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir sunum yapması da öngörülüyor. Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelede gelinen son durum nedir? Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak ve bu başlıklarla Bakanlar Kurulu toplantısı yapılacak ve toplantının ardından ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek hem Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlarla ilgili hem de gündemdeki başlıklara ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor. Biz de ayrıntıları takip ediyor olacağız diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Buse Gençlik, kolay gelsin. İyi çalışmalar dileyelim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Önemli başlıklardan biri asgari ücret ne olacak? Bugünkü durumda asgari ücret net olarak 2825 lira değil mi? Peki pazarda durum nedir? Çarşı pazara da bir gidelim. Bu asgari ücretle vatandaşın alım gücünü öğrenelim. Esnaf ne diyor? Vatandaş ne söylüyor? İnci Erdoğan İstanbul'da bizi bekliyor. İnci, neredesin ve fiyatlar nasıl? Vatandaşlar ne diyorlar bu pahalılıkla ilgili? Evet Yeşimer Yılmaz, şu anda Beyoğlu Arabacılar Pazarı'ndayız. Biraz önce Buse'de aktardı, oradan başlayalım.
Bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Bakanlar Kurulu toplanacak. Toplantıda Erdoğan'la bakanların da asgari ücreti masaya yatırması bekleniyor. Biliyorsunuz özenle takip ediyoruz bu konuyu. Her yıl Aralık ayında asgari ücret komisyonu toplanıyor ve haftalar kaldı toplanmasına bu komisyonun. Vatandaşın da aklında tek bir soru var. Asgari ücret artacak mı? Evet, çünkü enflasyon artıyor, alım gücü düşüyor ve bu durumda hükümetin de bu konuya bir el atması bekleniyor ve asgari ücretin artması bekleniyor. Şimdi asgari ücret, öncelikle Bakanlar Kurulu'nun bu asgari ücret konusunu biz de takip ediyor olacağız. Sizlere de aktarmaya devam edeceğiz. Peki asgari ücret alan bir vatandaş çarşı pazara çıktığında nasıl rakamlara maruz kalıyor? Bunları göreceğiz birlikte. Pazardaki son durumu aktaracağız sizlerle. Esnafımıza da mikrofonu uzatacağız. Hadi gelin pazardaki fiyatlara birlikte bakalım. Evet Sayın Er Yılmaz, öncelikle bir esnafımıza mikrofonumuzu uzatalım. Bakalım kendisi ne düşünüyor. Hem fiyatlarla alakalı hem vatandaşın nabzını da en iyi onlar tutuyor. Bakalım ne diyecek. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Evet, nasıl durumlarınız? Fiyatlar nasıl? Vatandaş ne tepki veriyor fiyatlara? Sizin ne sorunlarınız var? Bunları da dinleyelim. Sorunlar herkesin ortak sorunudur. Fiyatlar yani tek pazarda değil, her tarafta yüksek. Markette bir gün önce aldın, bir hafta sonra alamıyorsun. Benim anlamadığım nokta, şimdi millet marketteki şeyler fiyatı yükseldiği zaman, mesela bizim ürünler bazen düşüyor iniyor ama markettekiler bir türlü inip düşmüyor. Onlar hep sabit kalıyor. Özellikle kuru gıda. Yağ olsun, salça olsun. Bak bunlar çok önemli şeyler. Bunlar temel gıda. Yani bir ailenin asgari ücretle geçinen bir aile, yani bunların yani olmazsa olmaz. Herkesin. Peki şu andaki bu fiyatlarla alakalı olarak ne söylemek istersiniz? Siz kazanabiliyor musunuz peki? Markete göre fiyatlarınızın düşük olduğu söyleniyor. Bu durumda sizin kazancınız ne oluyor? Tabii yani pazar bir rakabet ortamıdır. Her halükarda yani fırsatçılık olmaz. Ama işte marketler öyle değil. Marketler biraz daha şeyli, tek çalıştığı için öyle olmuyor. Pazar rakabet ortamıdır. Millet her bütçesine göre mal bulabiliyor. Kaliteli isteyen kaliteli alıyor. Düşük fiyat isteyen düşük fiyatı alabiliyor. Yani şey yapabiliyor ama tabii ki genel olarak fiyatlar hepsi yüksek. Yani yüksek olduğu için biz de para kazanamıyoruz. Eskisi gibi. Tabii yine de buna şükür ediyoruz. Ne yapalım? Peki biz de bakalım tezgahlarda fiyatlar nasıl Sayın Er Yılmaz? Evet, öncelikle domatesin kilosu şu anda kameraman arkadaşım Melik Nacar gösteriyor. Kahvaltılarımızın olmazsa olmazı domatesin kilosu şu anda 6 lira. Salatalık var hemen yan tezgahta, onu gösterelim. Salatalığın da kilosu 6 lira. Evet. Bakalım tezgahları sizlere göstermeye devam edelim. Evet, şu anda fasulyenin kilosu da 8 lira olarak değişiyor. 8 lira, 9 lira değişiyor pazardaki tezgahlara göre. Dolmalık bibere bakalım. Onun kilosu 10 lira efendim. 10 lira. Esnafıma döneceğim ama önce bir tezgaha bakayım. Evet, önce dön. Tabii tabii. Bizim patronumuz şu an tezgahımıza başka. Bakalım. Evet. Havuç 5 lira. Evet. Karnabaharın fiyatını göremedim. Ne kadar? 10 lira tanesi efendim. Tanesi 10, şöyle küçükleri var. Tane 5. Fiyatları değişiyor efendim. Brokoli 10 lira. Fiyatları bayağı yüksek efendim yani. Vatandaş ne diyor bu duruma? Vatandaş vallahi sıkıntı çekiyor. Kimi geliyor bakıp ele gidiyor, alamıyor. Allah yardım etsin, ne diyeyim. Peki siz ne yapıyorsunuz? Kazanabiliyor musunuz? 10 sene önceki fiyat neyse yine aynı 1 lira 2 lira çalışıyoruz. 1 kilo poşet olmuş 20 lira efendim. Allah yardım etsin, ne diyeyim. Bizim patron da ağlıyor. Kendisine de dönelim o zaman. Kendisinin de evet, söyleyeceklerini dinleyelim. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Sağ ol efendim. Teşekkürler. İyiyiz. Ne yapalım? Evet, sizi dinleyelim. Öncelikle vatandaşın tepkilerini sizden öğrenelim. Sonra sizin sorunlarınıza dönelim. Çoğu bize oluyor. Fiyatlar mesela şu anda fiyatlar biraz normale döndü. İşler olmadığı için, alım gücü düştüğü için biraz fiyatlar zebzede biraz normale döndü ama yine millet alamıyor. Hep geliyor mesela 2 kilo alan, 1 kilo alan yarım kilo alıyor. Yani bütçesine göre alıyor. Yani ihtiyacına göre değil, parasına göre alıyor. Öyle diyeyim sana. Şu anda kış ayına doğru da giderken şey oluyor yani. Peki bize tepki gösteriyor dediniz vatandaş. Ne diyorlar size? Ya tepki şöyle, tepki bize
Bazen bize oluyor, bazen piyasaya göre oluyor. Ya niye pahalıdır, şudur, budur. Ya biz de pahalı alıp pahalı satıyoruz. İnancın olsun 6-7 yıl önce yine kilo başı 1 lira 2 lira çalışıyordum yine aynı şekilde. Yani kar oranı çok düştü bizde. Sizin de maliyetleriniz artıyor maliyet dedi. Çok arttı. Maliyet geçen sene inancın olsun ben poşet kilosu 12'ye alıyordum. Bu sene 22'ye alıyorum. Şu gördüğün beyaz poşetler. Tabii maliyetler yüksek. Akaryakıt yüksek. Hale gidiyoruz. Hem rüsum ayrı alıyorlar hem KDV ayrı alıyorlar. Sebebi kimdir? Odur o. Sen de biliyorsun ben de biliyorum. Evet. Geçen haftalara göre fiyatı düşen, ben bir karnabaharı görüyorum. Bir ara 30 liraya çıktı karnabaharın aynen kilosu ya, şu anda. Mesela pırasa geçen hafta 10 liraydı. Pırasa ıspanak 5'e düştü. Evet. Havuç da öyle, fasulye de öyle, domates de öyle, kereviz de öyle. Sanırım evet. Fiyatı en çok düşen limon değil mi? Limon çok düştü. Limon şu an... Ne kadar kilosu şu an? Kilosu 4'e 5'e satıyoruz. Bir kiloda kaç tane limon gelir? 10 tane gelir. 10 tanesi ne kadar dediniz? 10 tanesi 5 lira. Tanesi 50 kuruşa geliyor. Peki biz karnabahara tekrar gidelim. Fiyatı en çok karnabaharın artmıştı. Gösterelim. 10 lira tanesiyle. Şu anda tanesi 10 lira. Şöyle orta boylar var efendim. Şöyle onlar da 5 lira. Boy boy değişiyor. Fiyatı çok artınca pazar evet. Esnafı da bir çare bulmuştu. Karnabaharı bölerek satıyordu. Evet. Siz de yaptınız mı? Hala da bölüyoruz yani. Bazıları geliyor alım gücüne göre alıyor. Yine bölüyoruz yani. Kimi geliyor 250 gram alıyor. Kimi geliyor diyor yarım kilo verir. Mecbur ele veriyoruz. Yapacak bir şey yok. Allah yardım etsin. Peki. Evet Sayın Er Yılmaz gördüğünüz gibi pazarda fiyatlar böyle hem pazar esnafı şikayetçi hem vatandaş şikayetçi. Alım gücü düştüğü için fiyatlar da vatandaşa yüksek geliyor. Pazarcı esnafı da kazanamadığını söylüyor bu fiyatlarla. Dediğimiz gibi Beyoğlu Arabacılar pazarındaydık. Fiyatları da size aktardık. Asgari ücreti de konuştuk. Bugün Bakanlar Kurulu'nda asgari ücret de masaya yatırılacak. Onu da tekrar edelim. Takip ediyor ve aktarmaya da devam ediyor olalım. Buradan aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz. İnce Erdoğan İstanbul'daydı. Pazarın nabzını tuttu, esnafla konuştu ve işte değerlendirmelerini de aldık sevgili izleyenler. Yine İstanbul'dayız ama bu kez Beykoz'a gidiyoruz. Vatan Partisi Türkiye'nin dört bir yanında üreticilerle buluşup sorunlarını dinliyor, çözüm önerilerini sunuyor. Üretim devrimi kurultaylarının son adresi İstanbul Beykoz'du. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhuriyet Köyü'nde yüzlerce üreticiyle buluştu. Kurultaya katılan Beykoz Belediye temsilcileri de Vatan Partisi'nin üretim devrimi programını desteklediklerini vurguladı. Diyoruz ki üretici baş tacıdır veya olsa toplumun efendisidir. Bunun böyle olması için üreticinin söz sahibi olması lazım. Kurultaylarda en çok söylenen söz üreticilerimizin şu: bu sistem bitmiştir. Bu sistem bitmiştir ne demek? Yeni sistem gelecek demek. Yeni sistem ne demek? Devrim demek. Türkiye bir üretim devriminin eşiğindedir. Üreticiler söz aldı, sorunlarını anlattı. Hepsini tek tek dinleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek çözüm önerilerini sıraladı. Önümüzde bir üretim devrimi var. Üreticiler baş tacı olacaklar. Üreticiler Türkiye'nin yönetimini, direksiyonunu ele alacak kendi siyasi temsilcileriyle ve Türkiye bir üretim ekonomisi inşa edecek. Üretim ekonomisi inşa etmesi için her şey var. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul'da Beykoz Cumhuriyet Köyü Üretim Devrimi Kurultayı'nda üreticilerle buluştu. Bir sene soğan ekiyoruz. Para etmiyor. Ertesi sene kimse ekmiyor. Çok büyük yüksek fiyatlara çıkıyor. Ne kadar domates, ne kadar arpa, ne kadar soğan, ne kadar pamuk, ne kadar ayçiçeği üreteceğiz? Bunların planlı yapılması lazım ve çiftçiliğimize de devletimizin, Tarım Bakanlığı'nın bu konularda önderlik etmesi lazım. Bu çok önemli. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Üretim, üretim, üretim diyorum. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Üretimin hiç küçüğü büyüğü olmaz. Cumhuriyet Köyü pazar yerinde yüzlerce üreticinin bir araya geldiği kurultaya Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sağlam, Beykoz Belediyesi Tarım Hizmetleri Müdürü Saadettin Çakır da katıldı. Yerel yönetimlerin ayrım yapmadan bütün kadın kooperatiflerine eşit imkanların, hizmetlerin götürülmesini talep ediyoruz. Türkiye'nin bugün o bakımdan en temel sorunu işsizliktir. Çünkü işsizlik demek üretimsizlik demek.
iş yaparsak üretim olur. İşsizlik demek üretimsizlik demek. Onun için tasarruf yapacağız, yatırım yapacağız devlet politikalarıyla. O yatırımın büyük kısmını kamu yatırımı olarak yapacağız. Yani devlet sektörüyle yapacağız. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, zorluklardan büyük çözümleri görüyoruz. Zorluklardan devrimle çıkacağız vurgusu yaptı. Üretmek neyle olur? İşle olur, çalışarak olur. Ve üretim olduğu zaman da tabii zenginlikler üretilir ve Türkiye'nin önü açılır. Bunu planla yapacağız. Planlı bir şekilde yapacağız. Cumhuriyet köyümüze sonuna kadar güveniyoruz. Muhtarımız başta olmak üzere. Çiftçilerimize, üreticilerimize sonuna kadar güveniyoruz. Başarıyla bu süreçten zorlukları yenerek çıkacağız. Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sağlam, Vatan Partisi'nin üretim devrimi kurultaylarının önemine vurgu yaptı. Üreticilere, Beykoz'da her boş toprakta üretim yapın, biz belediye olarak destekleyeceğiz dedi. Vatan Partisi'nin de yine dediğim gibi üretim kurultaylarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Üretmekten vazgeçmememiz lazım ve sürekli üretim yapmamız lazım. Beykoz'daki her gördüğümüz boş tarım toprakları diyoruz ki üretin, üretin, üretin ve ürettiğinizde biz belediye olarak her zaman elimizden geldiğince destekleyeceğimizi söylüyoruz. Perinçek, kurultay sırasında üye olanlara parti rozeti taktı. İşçinin, köylünün, halkın partisi, çağdaş devrimci vatan partisi. Perinçek ve parti heyeti kurultayın ardından Cumhuriyet Köyü pazar yerinde üreticilerin açtığı el yapımı ürün masalarını ziyaret etti. Zorluklardan korkmuyoruz. Önümüzde çetin işler olduğunun bilincindeyiz ve biz de bu Vatan Partisi'ni zaten bu çetin işlerin üstesinden gelmek için kurduk. Devam ediyoruz. Vatan Partisi Türkiye'yi ekonomik krizden çıkarmak için çözüm önerilerini üretim devrimi kurultaylarında açıklıyor. Tarım, hayvancılık ve tekstiliyle öne çıkan Denizli'de yapılan kurultayda üreticiler konuştu. Üretmek isteyen çiftçinin karşısına girdi maliyetlerindeki artış ve tarım kredi faizleri çıkıyor. Kurultay'da çiftçiye daha fazla destek verilmesi gerektiği belirtildi. Köylü üretecek, hakkını alacak, gidecek çarşıdan pazardan esnafta alışveriş yapacak, pazarlar şenlenecek. Üretim, üretim, üretim. Çiftçinin sorunları masaya yatırıldı. Çözüm yolları konuşuldu. Vatan Partisi'nin ekonomik çıkmaza karşı çözümü açıkladığı üretim devrimi kurultaylarının adresi bu kez Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi oldu. Çiftçi olup da bankalara borcu olmayan çiftçi göremiyorum ben. Çiftçinin işi gerçekten zor yani. Mücadeleyi bırakmayalım. Bu hayvancılık aranacak. Ben öyle görüyorum. Kurultaya Denizli Eski Çevre İl Müdürü Ali Korkmazcan, kiraz üreticisi İbrahim Durmuş, Honaz Süt Üreticileri Birliği Başkanı İrfan Çetinkaya katıldı. 3 ayda 60 ton sütüm eksildi. Niye? Sağılan inekler kesiliyor. 2 litre süt satacağız, 1 kilo yem alamayacağız. Olurundayız. Girdilerimiz çok yüksek. Çiftçi, bankaların yanı sıra tarım krediye de borçlu. Kurultayda bu konuya dikkat çekildi. Tarım kredi almış başını gidiyor tefeci. Ocakları batarı söndürdü ya tarım kredi. Tarım kredinin faizleri tefeci geçmiş. Haziran ayında aldığımız bir torba üre gübresi 130 liraydı. Şimdi 400 lira. Üreticinin alın terinin korunması için kooperatifleşme çağrısı yapıldı. Serbest piyasa ekonomisinde üretici ve tüketiciler zarar görmekte, aracılar kazanmaktadır. Kartel ve tekellerin üretim ve tüketiciyi nasıl mağdur ettiğini büyük market zincirlerinde görüyoruz. Kooperatifleşmeniz çok önemlidir. Girdi maliyetlerindeki artış, üretimin önünde büyük engel. Üretici geleceğinden endişeli. Aşağı yukarı 2,5-3 katı maliyetler arttı. Şimdi dikmişiz bir sürü ağacı. En az 3000 tane ağaç var. Baksan bir türlü, bakmasan bir türlü. Seneye ne olacak? Ne olacağını bilmiyoruz ki. Şimdi ben seneye de diktim. Eğer batarsam ne olacak? Ağaçlar kuruyup gidecek. Vatan Partisi İl Başkanı Mehmet Çobanoğlu çözümün üretim ekonomisinden geçtiğini vurguladı. Bu yaşadıklarımız bizi 50 yıldır dayatan bir sistemin sonucu. Artık bu sistem tıkandı. Çözüm işte. Üretim devrimi. Üreticilerin milli hükümetini hep beraber kuracağız. FEMK Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken elektrik ve doğalgaz faturalarında vergi ve fonlara düzenleme getirilmesi çağrısı yaptı. Elektrik ve gaz tüketiminin kış aylarında arttığını vurgulayan Palandöken, elektrik ve doğalgazda 6 ay yaz, 6 ay kış tarifesi uygulamasını ve KDV oranının da %18'den %1'e düşürülmesi gerektiğini belirtti.
fatura bedellerinde KDV oranı düşürülsün dedi. Elektrik ve doğalgaz faturalarındaki vergi oranlarına dikkat çekti. Belki bir ilki başa. TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken elektrik ve doğalgaz faturaları ile ilgili düzenleme çağrısı yaptı. Faturalardaki vergi oranının tüketim bedeline yaklaştığını söyleyen Palandöken, elektrik ve doğalgazda 6 ay yaz, 6 ay kış tarifesi uygulanması gerektiğini belirtti. Kışın faturalardaki KDV'nin %18'den %1'e düşürülmesini talep etti. Elektrik ve doğalgaz kış aylarına girdiğimiz ve salgının sürdüğü bu dönemde her zamankinden daha çok tüketiliyor. Esnafın, vatandaşın, sanayicinin, emeklinin ya da asgari ücretlinin bir nebze de olsa en önemli gider kalemlerinden yükünü hafifletmek için bu faturalardaki vergi, fon ve kesintiler tekrar gözden geçirilmeli. KDV oranlarında 6 ay yaz, 6 ay kış tarifesi uygulanarak kışın KDV oranı faturalarda %1'e düşürülmeli. Elektrikte sanayi abonelerinde olduğu gibi TRT payının kaldırılmasının ekonomik olarak her kesimi rahatlatacağını söyleyen Palandöken, vergi ve fon kısımlarında indirim beklentisi içinde olduklarını belirtti. Günlük hayatımızda en çok harcamayı konuttan sonra doğalgaz, elektrik ve su faturalarına yapıyoruz. Kazancımızın 1/4'ünü harcadığımız bu temel faturalarda KDV'nin %1'e düşürülmesiyle elektrikte sanayi abonelerinde olduğu gibi TRT payının kaldırılması her kesimi mutlu eder ve ekonomik olarak rahatlatır. Salgın sürecinin halen devam ettiği, hijyenin her şeyden önemli olduğu ve aynı zamanda kış aylarına girdiğimiz bu dönemde bu faturaların vergi ve fon kısımlarında indirim bekliyoruz. Bu indirim kalıcı olmasa bile en azından yeni yılın ortasına kadar sürmeli. Evet, Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümü dedik. Peki Azerbaycan'da nasıl bir hava var? Hemen Bakü'ye gidelim. Doktor Sayın Ahmet Şahidov bizi bekliyor. Kendisine bir soralım. Hoş geldiniz Sayın Şahidov. Birinci yıl kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ben de sizi, tüm Ulusal Kanal izleyicilerini, vatanseverleri ve Türkiye halkını yürekten tebrik ediyorum. Çünkü bu zafer bizim hepimizindi. Birlikte kazandık. Kardeş Türkiye'mizin siyasi, manevi her türlü desteği sayesinde bu zaferi biz birlikte kazandık ve bu sevinci de birlikte yaşıyoruz. Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum. Nasıl bir hazırlık yapıldı? Azerbaycan bu zaferi nasıl kutlayacak? Sayın Aliyev konuştu mu? Böyle başlayalım mı? Evet Yeşim Hanım, artık son 1-2 gündür ki Azerbaycan'da, şehirlerde, köylerde, ilçelerde zafer günü kutlanıyor ve bugün 8 Kasım artık zafer günüdür ve her yerde, Bakü'de, büyük şehirlerde, Gence'de, Mingeçevir'de, Lenkeran'da, Şeki'de, tüm köylerde şehitler anılıyor ve zafer günü kutlanıyor. Bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sayın İlham Aliyev de Şuşa'da Karabağ'ın göz bebeği olan ve çok anlamlı bizim için bu zaferin önemli noktalarından biri olan ve geçen sene 8 Kasım'da Ermenilerden geri alınan Şuşa şehrinde Azerbaycan askerleri, Azerbaycan ordusu karşısında bir önemli konuşma yaptı. Az önce bu konuşma Azerbaycan televizyonlarınca da yayınlanacak. Bakü'de, başkentte bir zafer yürüyüşü düzenlendi. Askerlerimizin, gazilerimizin ve vatandaşlarımızın katılımıyla bir zafer yürüyüşü düzenlendi. Ve akşama doğru da Bakü'nün merkezi sokaklarında bir zafer konseri düzenlenecek. Artık Azerbaycan sabah saatlerinden dünyanın dört yanından zafer kutlamaları, tebrikleri almaktadır ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nden, Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'ndan, Sayın Bakan kendisi Twitter üzerinden bir tebrik etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve diğer Türkiye'de resmi şahıslar, parti başkanları ve gazeteciler, Türkiye'nin Azerbaycan'daki büyük elçisi Sayın Cahit Bahçı'dan bir anlamlı şekilde, bir şiirle, duygusal bir şekilde Azerbaycan halkını, Türk halkını bu zafer günü ile ilgili tebrik etti. Dünyanın diğer ülkelerinden, Türk Konseyi Genel Sekreterinden tebrikler almaktayız. Azerbaycan'ın sevincini bölüşen dost ve kardeş ülkeler Azerbaycan'ı tebrik ediyorlar. İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi de az önce bir tebrik mesajı paylaştı. Bizim için çok önemli bir gündü, zafer günüdü. Azerbaycan'da bir bayram havası var. Herkes sevinçliydi. Biz de sabah saatlerinden
bu sevinci bölüşüyoruz ve ulusal kanalı ben özellikle tebrik etmek istiyorum. Çünkü hatırlıyorum geçen sene Eylül ayının 27'sinden itibaren ta bugüne kadar 8 Kasım'a ya. Kadar ulusal kanal sizler hep birlikte. Her gün, her saat başı bizim yanımızda oldunuz. Bizim haberlerimizi, sevinçimizi bölüştünüz. Sizler Yeşim Hanım canlı yayımlar yaptınız. Zahmetinizi halal edin bizlere. Teşekkür o ediyorum. O ilk saldırıyı ben. Sayın Şahido siz de değerlendirmiştik, hatırlıyor musunuz? Evet. İlk Türkiye'den saldırmanız... bir beklentiniz var mı, bizden bir isteğiniz var mı diye size sormuştum. Hatta çok duygu yüklüydünüz o anda. Hiç unutamadığım zamanlardan biridir o sizle yaptığımız ilk patlama, tabii ki üzücüydü ama sinyalleri gelmişti ve sizin o konuşmanız da çok önemliydi. Evet, hatırlıyorum o günleri, çok acılı ama hem de aynı zamanda şerefli bir günler yaşadık. Çünkü acılı o yüzden ki 2908 şehidimiz oldu, yüzlerce gazimiz oldu. Ben şehitlerimizin, gazilerimizin canı kanı bağrına kazandık bu zaferi. Onları sonsuza kadar minnetle anacağız. Ama bugün zafer günüdür, sevinçli bir gündü. Artık 30 yıldır süren Ermeni işgalinden sonra o topraklar azat oldu. Azerbaycan bugün kardeş Türkiye'nin ve diğer dost ve kardeş ülkelerin desteğiyle çok hızlı şekilde imar inşaat işleri sürdürüyor. 8 ayın içinde Karabağ'da Füzuli Havalimanı inşa edildi ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan o hava limanına inen ilk devlet başkanı oldu. O yüzden bu savaş günlerini de birlikte yaşadık. Acımız da birlikte oldu, sevincimiz de birlikte oldu. İki gün bundan sonra rahmetle anacak Mustafa Kemal Atatürk'ün Azerbaycan'ın sevinci, bizim sevincimiz, kederi, bizim kederimiz ifadesini canlı hayatta yaşadık birlikte. Ve bugün de o topraklarda inşa imar işlerinde Türkiye ile birlikte adımlıyoruz. Türkiye şirketleri bu yolların inşa edilmesinde, havalimanlarının inşa edilmesinde, evlerin inşa edilmesinde, bu altyapının inşa edilmesinde Azerbaycan'ın yanındadır. Özellikle o toprakların minalardan, mayınlardan temizlenmesinde Türkiye'nin büyük bir desteği oldu bize. Evet. Ve en önemlisi Türkiye Devleti'nin, Türkiye Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanı, Büyük Millet Meclisi Başkanı, Dışişleri Bakanlığı'nın o günlerde ve bugün de devam eden her günlük açıklamaları. Hem Ermenistan'a hem Ermenistan'a destek veren bazı ülkelere, dünya güçlerine destekleri ki Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır, bundan sonra da yanında olacak. Bu bizim için çok büyük her zaman moral oldu, desteği oldu ve o güçlere de, o ülkelere de ki Azerbaycan'a karşı tavır almaya, pozisyon almaya hazırlanıyorlardı. Onlar için de bir mesaj peki oldu ki Azerbaycan'a karşı yönelecek her bir adım Türkiye'ye karşıdır. Evet. Şimdi saat başına 13 kuşağında da o Bakü'deki havayı, yaşananları görmek isteriz. Meydandan da bir bağlantı yapmamız mümkün olursa çok sevineceğim Sayın Şahidov. O kutlamalar esnasında yaşananları vatandaşların, halkın beklentisinde sormak isterim 13 kuşağında. İnşallah. Peki. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyorum. İyi çalışmalar. Şehitlerimize bir sağ kez olun, daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabırlar. Gazilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Diyelim ve Bakü'ye veda ettikten sonra haberlerimize devam ediyoruz. Efendim, borcunu ödeyemeyen çiftçiye önümüzdeki sene elektrik yok açıklaması yapan Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi'ne Tarım ve Hayvancılık Platformu'ndan çağrı geldi. Çiftçilerimiz asla bu ifadeleri hak etmiyor diyen platform başkanı Tuncay Albayrak, çiftçiye küstürmeyin ifadelerini kullandı. Güneydoğulu çiftçi Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi'nin pençesinde. Son olarak DEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atalay, borcunu ödemeyen çiftçiye önümüzdeki sene elektrik vermeyeceğiz, boşuna ekin ekmesin açıklamasında bulundu. Atalay'ın açıklamasına tepki gösteren Tarım ve Hayvancılık Platform Başkanı Tuncay Albayrak, Atalay'ı sağduyulu olmaya davet etti. Üretim olmadan çiftçilerin nasıl ödeme yapacağını sordu. Atalay'ın borcunu ödemeyen çiftçiye önümüzdeki sene elektrik vermeyeceğiz ifadesi maksadını aşan talihsiz bir söylemdir. Milyonlarca çiftçimiz adına esefle karşılıyorum. Çiftçilerimiz asla bu ifadeleri hak etmiyor. Milyonlarca çiftçimiz sonuçta sizin yıllardır müşteriniz. Ülkemizdeki tarım girdilerinin fahiş fiyat düzeyinde olması, yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilerimizin belini bükmüş durumda. Enerji olmadan çiftçilerimiz nasıl tarımsal üretim yapacak, nasıl borçlarını ödeyecek?
Çiftçi tarlaya bir küserse hiç kimse yeniden çiftçiyi tarlaya döndüremez diyen Albayrak hükümete çağrı yaptı. Herkesin aklını başına devşirmesi gerekir. Sayın Atalay'ı sağduyulu olmaya davet ediyorum. Yetkililerden ivedilikle tarım kredi kooperatiflerine borçlu olan çiftçilerimizin temerrüt faizlerini sıfırlanarak ana borçlarının 5 yıl süre zarfında eşit taksitle yeniden yapılanmasını talep ediyorum. Bu ülke hepimizin, başka Türkiye yok. Bu yıl yağışın az düşmesi hububat üretimini olumsuz etkiledi. Böyle olunca da hem çiftçiler hem de besiciler için ürün sorunu baş gösterdi. Maliyet artışı nedeniyle tarlasını ekmeyi düşünmeyen çiftçiler hayvanlarını da satmanın telaşına düştü. Şu anda hayvanın %80'ini satsam yemini karşılayacak durumda değilim. Yaz mevsiminin kurak geçmesi, mazot fiyatlarındaki aşırı yükseliş, hububat alanı da satanı da olumsuz yönde etkiledi. Arpa almaya geldim. Fiyatlar bir hafta önce geldim. 3100'dü, şu anda 3300 olmuş. Yani haftada 200 bin lira üzerine geliyor. Bunun yani nasıl baş edeceğiz ben de bilmiyorum. Çiftçiler gübre ve hububatın yükselişinden dolayı bu yıl tarlasını ekmeyi düşünmezken hayvanlarını da satmanın telaşına düştü. Yani durumumuz bu sene kuraklıktan dolayı. Bir de yem fiyatlarının yükselmesinden dolayı çok vahim. Yaklaşık 1000 tane küçük baş hayvanımız var, aile çiftliği. Şu anda hayvanın %80'ini satsam yemini karşılayacak durumda değilim. Aynı zamanda çiftçiyim, tarla ekiyorum, gübre fiyatları artı mazot fiyatları yüksek olduğu için ekemiyorum. Bu sene boş bırakacağım. Üretici hububatı alamamaktan, esnafsa satamamaktan şikayetçi. Buğday pazarı esnafı arpanın tonunun geçen yıl 600 lira civarında olduğunu, bu yılsa artarak 3200 liraya çıktığını belirtti. Tonluk buğday 4-4,5 arası, arpa 3-3200, nohut 7,5-8. Yemin torbası 170-180 milyona çıkmış. Millet çok mağdur kalmış. Hayvancılık ölmüş gitmiş yani. Çiftçiler gübre alamıyor. Gübre 9 milyona çıkmış. Mazot desem o biçim. Yani kimse artık gübresiz ekim ekmeye başladılar. Sabahtan akşama kadar oturuyoruz, iş yapıyoruz bu yıl mesela. Bölgedeki kuraklığa dikkat çeken üreticiler, sorunların çözümü için bölgesel tarım politikaları üretilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu çarkın dönmesi lazım ama çok zor. Yani bu gidişle dönmeyecek. Yani hepimiz hayvan satacağız o şekilde. Bunun bölgesel olarak çözülmesi lazım. Mesela diyelim ki Ankara'da farklı bir ekim politikası var. İzmir'de farklıdır, Güneydoğu'da farklıdır, Marmara'da farklıdır. Ona göre bir proje çizilmesi lazım. Dövizdeki artış, akaryakıt, elektrik ve doğalgaz zamları esnafın belini büktü. Salgın sürecinden sonra yeni yeni toparlanmaya başlayan esnaf zamlara müdahale edilmesini istiyor. Küresel COVID-19 salgınıyla birlikte Türkiye'de öne çıkan bir diğer gündem maddesi de ekonomi. Salgın kısıtlamalarından sonra yeni yeni iş yapmaya başlayan esnafı bu defa döviz kuru başta olmak üzere akaryakıt, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artış vurdu. Dövizin çok dalgalanması piyasayı bir kere allak bullak etti. Satılan malzemenin yerine ürün koyamayan esnaf elindeki sermayeyi de eritiyor. Esnaf zamlara artık müdahale edilmesini istiyor. Ham maddelerimize zam geliyor. Özellikle imalatçı esnafımız. Malzemeyi alıyoruz. Zamlı neden? Doların işte yükselmesinden dolayı. Periyodik olarak sanki otomatiğe bağlanmış gibi bir kere %10 otomatik her hafta konuyor. Gerçekten nefes alamaz duruma geldi. Bir kere buna artık dur denilsin. Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu, salgın döneminde beli bükülen esnafın ekonomik durumun daha da kötüleşeceği endişesi yaşadığını söyledi. Küsbeoğlu, özellikle elektrik ve doğalgaza zam yerine kayda değer bir indirim yapılması gerektiğini belirtti. Artık bizim hayatımız elektriğe, suya, doğalgaza yani gıdadan sonra da bunlar. Yıl sonuna doğru artık bunlara da gelince biz gerçekten bu zamları kaldıramaz duruma geldik. Esnafımız şu anda çok sıkıntılı. Yıl sonuna şurada iki ayımız kaldı. 2021'i karamsar olarak kapatmak istemiyoruz. Yetkililerimizden, bakanlıklarımızdan ciddi şekilde önlemlerin olmasını talep ediyoruz. Türkiye İşveren Sendikaları Yönetim Kurulu 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretle ilgili yazılı açıklama yaptı. Ortak akılla hareket etme vurgusunun yapıldığı açıklamada tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımız devam ediyor ifadelerini kullandı.
Zorlaşan ekonomik koşullar ve dar gelirli vatandaşın alım gücünün bir hayli azaldığı ortamda TİSK Yönetim Kurulu'ndan asgari ücret açıklaması geldi. Yapılan yazılı açıklamada ortak akılla hareket etme vurgusu yapıldı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu, 2022'de geçerli olacak asgari ücretle ilgili tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımız devam ediyor ifadelerini kullandı. Asgari ücretle ilgili Türk İş başta olmak üzere işçi konfederasyonlarıyla sıkı bir istişare halinde olduklarını belirten TİSK yönetimi, dengeli bir asgari ücretin belirlenmesi her zamankinden önemli değerlendirmesi yaptı. Bu yıl asgari ücret müzakereleri küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşecek. Refah seviyelerini, istihdamı korumak, ilave istihdam ve yeni yatırım oluşturmak, salgında zor durumda kalan sektörlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için dönemin koşullarını ve uzun vadeli ekonomik etkileri de dikkate alan dengeli bir asgari ücretin belirlenmesini bu yıl her zamankinden de önemli buluyoruz. Bizim tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyüyebilmek esas ifadelerini kullanan TİSK Yönetim Kurulu, toplam fayda odaklı çalışmalarının komisyona sunulacağını belirtti. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini kalıcı şekilde artıracak ve büyük küçük bütün işletmelerimize değer katacak her türlü kararın en büyük destekçisiyiz. Bu yaklaşımla ortaya koyacağımız toplam fayda odaklı çalışmalarımızı komisyona sunmaya hazırlanıyoruz. Bu sene asgari ücret için gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek optimal ve akılcı seviyede uzlaşı sağlayacağımıza inancımız tamdır. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından haberlerle devam edeceğiz. Sonra Karabağ zaferini konuşacağız sevgili izleyenler. Gence'ye gideceğiz. Gence milletvekili Nagif Hamzayev bizlerle birlikte olacak. Ve emekli Tuğgeneral Sayın Yücel Karauz da yine yayınımızda olacak diyelim. Ayrılmayın. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Azerbaycan'a gideceğiz. Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümü dedik. Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev bir konuşma yaptı. Şimdi bu konuşmayı da ekranlarınıza getirelim ve dinleyelim. Azerbaycan'dır. Şuşa'da Zafer'in birinci yıl dönümünde Sayın İlham Aliyev bir konuşma gerçekleştirdi. Sonraki zamanda detaylarına da bu konuşmanın bakacağız. Zafer'in birinci yılı kutlanıyor, gösteriler ve tabii ki bir yürüyüşle gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde de yeni kutlamalar da olacak Bakü'de. Ama biz bugün gün ortasında konuklarımızla bu tarihi zaferde konuşacağız diyelim. Şimdi haberlerimize bakıyoruz. Efendim, İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na karşı ortak aday çıkarmak için CHP Genel Merkezi'nde toplantı yapıldığı iddia edildi. 3 baronun aday olarak Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan'ı öne çıkardı, öne sürüldü. Eskişehir'de de bazı illerin Baro Başkanı ile gizli bir toplantı yapıldığı da belirtildi. Bakalım mı detaylarına bakalım. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na karşı 3 baronun ortak aday çıkarmak için harekete geçtiği iddia edildi. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre İstanbul, Ankara ve İzmir baroları CHP Genel Merkezi'nde bir toplantı yaptı. Toplantıda Feyzioğlu'na karşı ortak aday olarak Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan'ın öne çıkarıldı. Ancak barolarla ilgili yapılan düzenleme sonucu 3 baronun delege sayıları genel başkanı seçmek için yeterli değil. 3 baronun bu nedenle diğer barolardan destek alabilmek için Eskişehir'de önce gizli bir ön toplantı yaptığı öğrenildi. 3 baro başkanının yanı sıra Denizli, Malatya, Kocaeli ve Bursa gibi kentlerden CHP'li isimlerin katıldığı toplantıda CHP ile birlikte alınan kararlar bir kez daha konuşuldu. Edinilen bilgiye göre çekirdek toplantıdan sonra yapılan toplantıya 40 kadar baro başkanı katıldı. Bazı baro başkanları toplantının içeriği ve katılımcılardan habersiz olarak toplantıya gitti. 5 baro başkanı Eskişehir'e gidince bir gün önceden çekirdek kadroyla toplantı yapıldığını ve kararlar alındığını öğrendi. Başkanlar
önceden alınan kararları burada bize dayatıyorsunuz diyerek toplantıyı terk etti. Toplantıda ortak aday için seçim de yapıldı. Seçime Doğu ve Güneydoğu kentlerinin baro başkanları katılmadı. 31 kişinin katıldığı ve 3 ismin sözde aday olduğu seçimde oyların gizli sayıldığı kaydedildi. Ardından CHP Genel Merkezi'nden adaylığında uzlaşılan Ankara Baro Başkanı Elinç Sağkan'ın seçimi kazandığı iddia edildi. Katılımcılar hangi adayın kaç ay oy aldığını ve oy pusulalarını görmek istedi ancak sonuç alınamadı. Sağkan ise sosyal medya üzerinden adaylığını ilan etti. Toplantıya seçimlerde oy kullanılacak diğer baro başkanlarıyla delegeler de tepki gösterdi. Toplantıya çağrılmayan Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar kimsenin oyunun cepte olmadığını söyledi. Toplantıya katılım sağlanmış olması çıkan sonucun herkesçe onaylandığı anlamına gelmemektedir dedi. Üç baronun önceden delege hakimiyetiyle aday belirlediğini söyleyen Yaşar bugün Anadolu barolarının güçlerinin farkında olduğunu da vurguladı. Efendim devam ediyoruz. Bingöl'de şehit yakınına küfreden İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan istifa etti. İyi Parti grubunda Türkkan'ın yerine geçecek isim için bugün seçim yapılacak. Lütfü Türkkan'a tepkiler ise devam ediyor. Yurt genelinde açıklama yapan şehit aileleri İyi Partili ismin milletvekilliğine son verilmesini istiyor. Evet. Sen nasıl bana küfür ediyorsun? İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakınına ağır bir küfür etmiş, sözleri infiale neden olmuştu. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Türkkan görevinden istifa etti. İyi Parti grubu Türkkan'ın yerine geçecek ismi belirlemek üzere pazartesi günü saat 14'te toplanacak. Lütfü Türkkan, İyi Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Ancak ihracına ya da disiplin sürecine ilişkin bir adım henüz atılmadı. İstifa talebinin de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldiği belirtildi. Türkkan'a küfür tepkileri gelmeye de devam ediyor. Şehit aileleri yurt genelinde peş peşe açıklamalar yapıyor. Diyarbakır, Van ve Uşak'ta şehit yakınları Lütfü Türkkan'ı sert bir dille kınayarak milletvekilliğine son verilmesi çağrısı yaptı. Türkiye Harp Mağlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Reşit Can, terörü destekleyen partilerle iş tutanlar karşılarında bizi görür dedi. Maalesef şiddet, nefretle kınıyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt Kurtalan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunduğunuz yer Kürdistan'dır diye seslenen kişiye hak ettiği cevabı vermemesi, sessiz kalması, Lütfi Türkan'ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfürlü saldırının temelini oluşturmuştur. Şehit aileleri ve gaziler olarak her kim eli kanlı bebek katillerinin destekleyen siyasi parti ile temasa geçip İş tutarsa her daim bizler gibi vatanperverleri karşısında görecektir. Şehitlerimizin verdiği bedel sayesinde milletvekili olan Lütfü Türkan'ın derhal milletvekilliğinde istifa etmesini talep ediyoruz. Bingöl halkı Türk bayraklarıyla sokağa çıktı. Şehit ağabeyine küfür eden İyi Partili Lütfü Türkan'ı kınadı sevgili izleyenler. Şehide saygı mitingine binlerce kişi katıldı. Türkkan'ın şehit ailesinden özür dilememesine de tepki gösterildi. Sadece Bingöl değil, Şırnak, Ağrı, Bitlis ve Muş'ta da vatandaşlar alanlardaydı. Şehit ailemize terbiyesizce söylemlerde bulunan Lütfü Türkkan'ı Bingöl'den bir kez daha kınıyoruz ve lanetliyoruz. Tepki gösterdiler. Şehit yakınına küfür eden İyi Partili Lütfü Türkkan'ı yuhaladılar. Görüntüler Bingöl'den. İyi Partili Türkkan'ın şehit ağabeyine gösterdiği kötü muameleye tepki için şehide saygı mitingi düzenlendi. Biz Bingöller olarak birinin anamıza, bacımıza küfür etmesine razı olur muyuz? Genç Caddesi, Saat Kulesi önünde düzenlenen mitinge şehit aileleri, gaziler, Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gümren ve vatandaşlar katıldı.
Özürü kimden diledi biliyor musunuz? Ne şehit ailemizden özür diledi, ne de Cesur Bingöl halkından özür diledi. Gitti kendi genel başkanından özür diledi. Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Naim Tan, şehit ailelerine kimsenin söz söyleyemeyeceğini belirtti. Görevi, makamı, mevkisi ne olursa olsun hiç kimse şehit ailelerimize, gazilerimize hakaret etme hakkına sahip değildir. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de Türk kana tepki gösterdi, teröre geçit vermeyeceklerini söyledi. Biz Bingöl halkı 90'lı yıllardan bu yana hiçbir zaman teröre, teröristlere, onların siyasi uzantılarına, yardakçılarına, yatakçılarına boyun eğmedik. Bundan sonra da eğmeyeceğiz. Şehitler canımız feda olsun kanımız. Bingöl'ün yanı sıra Şırnak, Ağrı, Bitlis ve Muş'ta'da kitlesel eylemler düzenlendi. İyi Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterildi. Eylemlerde Türk bayrakları taşındı. İstanbul'dayız. İstanbul'da haftanın ilk gününde etkili olan sisle birlikte birçok noktada trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre yer yer sisin de etkili olduğu kentte trafik yoğunluğu %63 olarak ölçüldü. Sis özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. İstanbul'da sisin de etkisiyle birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre yer yer sisin de etkili olduğu kentte trafik yoğunluğu %63 olarak ölçüldü. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi de azaldı. Anadolu yakasında sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametiyle D100 Karayolu, Maltepe ve Kartal bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Avrupa yakasında D100 Karayolu Ankara istikametinde Çobançeşme mevkiinden başlayan trafik Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam ederken tersi istikamette İncirli Yenibosna mevkileri arasında trafikte aksamalar görüldü. Anadolu yakasında D100 Karayolu Ankara istikametinde Avcılar'da Parseller Gümüşbalı arasında trafikte aksamalar yaşanıyor. Edirne istikametinde ise Küçükçekmece Avcılar arasında bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. D100 Karayolu ve TEM Otoyolu'yla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk oluştu. Sabah trafiğinde özellikle D100 Karayolu, Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM Otoyolu-Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında trafiğin adım adım ilerlediği görüldü. Ayrıca Anadolu yakasında Kadıköy-Ümraniye-Üsküdar'da bölgesel olarak sis ve pus etkili oluyor. Metrobüslerde yoğunluk gözlenirken Mecidiyeköy'deki metrobüs ve metro aktarma noktalarında yoğunluk yaşandı. Evet, Azerbaycan'ın topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ zaferinin 1. yıl dönümünü kutluyoruz bugün dedik. Ve tabii ki bu tarihi önemi, başarıyı, zaferi konuşalım istiyoruz. Kiminle konuşacağız? Emekli Tuğgeneral Sayın Yücel Karauz bizlerle birlikte Skype bağlantısı üzerinden. Azerbaycan'da da uzun yıllar görev alan bir isimden bahsediyor. Sayın Karauz hoş geldiniz efendim. Gün ortasına bu zafer kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bu zafer hem Azerbaycan'a hem Türk dünyasına kutlu olsun diyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Şimdi çok önemli bir zaferden bahsediyoruz ama Sayın Karauz şöyle başlayalım mı? Bu zaferin tarihi olarak önemi nedir? Neler söylemek gerekir? Tabii. Bu zafer öncelikle 1921 yılında Azerbaycan'ın sevinci, sevinci kederi kederimizdir diyen modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile biz bir millet iki devletiz diyen umummilli lider Haydar Aliyev'in manevi mirasıdır. Konuyu tarihi kök ve şeyleriyle oradan başlatmak uygundur. Dolayısıyla Karabağ zaferi bu manevi mirası bugün en iyi şekilde Şuşa beyannamesiyle en üst noktaya çıkartan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'dir.
Karabağ zaferi siyasi, askeri, diplomatik bir lider olarak Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dünya ve Türk tarihinin parlak sayfalarına adını kaydetmesidir. Karabağ zaferi demin de ifade ettiğim gibi sadece Azerbaycan'ın değil, Türkiye'nin ve tüm Türk dünyanın bir zaferidir. Karabağ zaferi 200 yıl önce parçalanmış, bölünmüş ve toprakları gittikçe küçülerek 91'deki haksız işgalle topraklarının %20'si işgal edilmiş Azerbaycan'ın 200 yıllık geriye gidişinin dur değilerek topraklarını azat etmesidir. Karabağ zaferi Azerbaycan'ın Malazgirt'i, Çanakkale'si, Sakarya zaferidir. Karabağ zaferi bölgesel güç üstü olan Türkiye ile artık Kafkasların bölgesel bir gücü haline gelen Azerbaycan devletinin güçlerini birleştirerek o kalkan demir yumruğun Şuşa'da, Fuzuli'de bir bütünleşmesidir. Karabağ zaferi devamlı ifade ettiğimiz Ankara'nın güvenliğinin Bakü'den, Bakü'nün güvenliğinin Ankara'dan geçtiğinin Kars Anlaşması'nın 100. yılında 100 yıl sonra tekrar teyit edilmesidir. Karabağ zaferi demek bir millet iki devlet felsefesinden gerektiği zaman bir millet bir devlet felsefesine geçmek demektir. Karabağ zaferi 83 milyon Anadolu Türk'ü ile 10 milyon Azerbaycan halkının ruhta, beyinde, bedende her türlü ortamda birleşmesi, bugün Türkiye'deki 25 milyon haneye Yeşim Hanım Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatılması, Azerbaycan'daki 10 milyon halkın Türk bayraklarını gönlüne ve beynine nakşetmesidir. Karabağ zaferi Kars Anlaşması ile başlayan, Kafkas İslam Ordusu ile devam eden, Şuşa Beyannamesi ile tarihin en üst noktasına çıkan Türkiye-Azerbaycan ilişkileri demektir. Karabağ zaferi Türkiye'nin maddi ve manevi neyi varsa Azerbaycan'ın nidasının arşa yükselmesinin bir zaferidir. Karabağ zaferi diğer Türk devletleri için ve dünyadaki mazlum devletler için Türk Kurtuluş Mücadelesi ne anlam ifade ediyorsa 1920'li yıllarda, bu dönemde de, tarihin bu döneminde de hak ve hukuk mücadelesi veren devletler için de bir umut kapısıdır. Karabağ zaferi hak ve hukukun kazanması mazlum devletlere bir ışıktır. Karabağ zaferi umummilli liderin temelini koyduğu Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de 17 yılda perçinlemiş olduğu milli ordu demektir. Azerbaycan'ın kendi imkan kabiliyetleriyle kazanması demektir. Karabağ zaferi 44 günlük kısa bir sürede minimum zayiatla 2094 tane şehidimiz var. Hepsini saygı ve minnet ve şükranla anıyoruz. Allah gazilerimize acil şifalar versin. Minimum zayiatla Ermenistan devletinin Yeşim Hanım savaşma azim kararının yok edildiği, ordusunun %60'ının mahvedildiği bir zafer demektir. Biz Karabağ zaferi savunan kuvvetlere karşı düşük araziden, alçak araziden yüksek araziye karşı tarihte kaydedilmiş en önemli zaferlerden biridir. Karabağ zaferi 1988'deki Karabağ'daki iki tane Hocalı'daki şehitten, birinci Karabağ Savaşı ve ikinci Karabağ Savaşı'nda başta General Polat Haşimov olmak üzere, Mübariz İbrahim olmak üzere binlerce şehit demektir. Karabağ zaferi 28 sene ninnilerinde Karabağ Azerbaycan'dır diyen şehit analarıdır. Vatan sağ olsun diyen şehit eşleri, çocukları, yakınlarıdır. Karabağ zaferi Azerbaycan'ın himninin Ahmet Cevat tarafından bundan 100 yıl önce nakşedilmesi demektir. Karabağ zaferi lider, devlet, millet bütünleşmesinin en üst noktası demektir. Karabağ zaferi Türk ordusu demektir. Karabağ zaferi Aselsan, Roketsan, Tayi. Evet, hepsini konuşacağız Avetsan şimdi. Demek. Peki. Evet. Ne güzel anlattınız Karabağ bu zaferi. Karabağ zaferi Türk tarihinin son zaferidir. İnşallah bundan sonra da şanlı tarihimizin altın harflerle yazılmış bir devamıdır Yeşim Hanım. Kesinlikle. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Ne güzel ifade ettiniz. Aslında düşüncelerimize de tercüman oldunuz ama sizden dinlemek tabii çok önemliydi. Şunu sormak istiyorum. Şimdi
Biz çok kez yayınlar yaptık sizinle, bu zaferi konuştuk, sonrası yaşananlar, değil mi? İşte o ilk günlerden beri şöyle aklınızda kalan bir kare var mı? Yani unutamadığınız. Bunu sormak istiyorum. Yani, bir de öncesi ve sonrası neler değişti bölgede? Öncelikle şunu ifade etmem lazım. Tabii ki bundan 2 sene önce 2018 yılında Kafkasistan ordusunun Bakü'yü azat ettiği 100. yıl paradı çok önemliydi. Orada gerek Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gerekse Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konunun barış yoluyla çözülmesiyle ilgili son çağrışlarını yaptılar ama dinlenmedi. Evet. Bu biraz şu an ekranda gösterdiğiniz Bolu Komando Tugayı bizim çok şanlı bir tugayımızdır. Bolu Komando Tugayı'nın o 8 Kasım tarihindeki parattaki geçişi benim beynimde ve gönlümde, ondan sonra Nuri Paşa ruhu, Kafkasistan ordusu ruhu ve Türkiye-Azerbaycan ruhunun çelikleşmiş bir sembol olarak beynimde nakşediyor. Ne güzel. Bunu ifade edeyim. Biz de canlı olarak ekranlara getirmiştik. Çok gururlanmıştık, çok onurlanmıştık gerçekten. O sihalarımız, İHA'larımız da görünce ve işte bu Boltugay'ı o çok çok önemli bir, çok özel bir zaferdi. Kutlamalar da keza öyleydi. Buyurun çünkü, efendim. Çünkü Yeşim Hanım, Bolu Komando Tugayı Kıbrıs Harekatı'na katılmış, adaya ilk çıkmış bir birliğin sancağı. Çok madalyalı bir sancaktır ve onun Şuşa zaferinden sonra zafer paradında geçmesi sizin de buyurmuş olduğunuz gibi çok anlamlıydı. Ne değişti diye soracak olursanız her şey değişti. Her şey değişti. Bir eski statü vardı, kaşkın tabiri vardı, %20 işgal altında bir toprak vardı. Başkalarının bize yönlendirmiş olduğu veya dikte etmiş olduğu bir statüs vardı. Bunların hepsi değişti. Bunlar artık bölgede yeni bir statüs var. Dağlık Karabağ diye bir terim yok. Bölgesel güç olan bir Türkiye var. Bölgesel güç Türkiye ile Azerbaycan, Rusya'nın da desteğiyle ve zamanın ruhunu en iyi okumasıyla hem bölgesel bir statü yarattılar. Bunun yansımaları küresel ölçekte de çok yakın zamanda görüleceğini değerlendiriyorum. Kan vardı, gözyaşı vardı, hüzün vardı. Bu Karabağ zaferi ben 10 senedir sürekli gidip geliyorum. Evet. Azerbaycan halkının boynu bükük, sinesi düşüktü. Son gittiğinizde neler yaşandı? Yakın bir zamanda da oradaydınız değil mi? Öyle hatırlıyorum. Evet, evet. Sürekli gidip geliyorum. Artık dünyanın her yerinde yaşayan ve Azerbaycan'da yaşayan 10 milyon Azerbaycan Türk'ünün alnı açık, göğsü kabarıktır. Bugün bütün okullarda o Ganimetler Parkı dahil olmak üzere ondan sonra bu şanlı zaferi kutluyorlar. Dolayısıyla artık bölgede Yeşim Hanım hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türkiye, Azerbaycan ve Rusya 3+3 altılı platform. Evet. Öneminden de bahsedelim mi? Bu platformun önemini bahsedin ama Ermenistan'ı da anlatın istiyorum. Yani bu Paşinyan'a da çağrılar gelmişti bu altılı platformla ilgili iki liderden. Ve bu zafer kutlamalarında başlamıştı Sayın Aliyev ve Sayın Erdoğan'dan çağrılar. Ermenistan'ın bakış açısı nedir? Siz anlatırsanız çok daha sevineceğiz. Yeşim Hanım şöyle, Ermenistan'da artık kendilerini yöneten Ermeni perest kuvvetlerin oyununun bence yavaş yavaş farkına varıyorlar. Ermenistan'ın devlet bütçesi Azerbaycan'ın savunma bütçesi kadar. Ermenistan burada bu çatışma ortamıyla ve başkalarının siyasi hedeflerinin birer kuklası olmaktan bence kurtuldu. Buraya gelecek barış ve istikrar Ermenistan'a da, en başta Ermenistan'a ekonomik anlamda, sosyal anlamda, huzur anlamda, Türkiye ile ilişkiler bağlamında ve o ablukadan kurtulmayı sağlayacaktır. Ve Paşinyan'ın son yapmış olduğu açıklamalar, özellikle Zengezur Koridoru bağlamındaki iyi niyeti, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme ve Türkiye ile normalleşme süreçlerini göz önünde bulundurduğumuz zaman, başka da bir alternatifler olmadığından dolayı ben Ermenistan'ın da bu 3+3 ve daha sonra genişleyecek barış ve istikrar, ekonomik enerji güvenliğini kapsayacak şeye, yeni oluşuma katkı sağlayacağını değerlendiriyorum. İşte Ermenistan'da hep birlikte gördük o istifa çağrıları,
halkın değil mi sokaklarda yaptığı gösteriler, Paşinyan sahaya indi. Ama sonrasında geldik gittik Paşinyan'ın daha yapıcı açıklamalar yaptığını da gördük. Keza altılı platform üstünü doldurmak gerekirse altını çizdiğiniz noktadan bakarsak Paşinyan'ın nasıl davranacağıydı ki tarihe not düşüldü Ermenistan'ın yaşadığı diğer o işte proxy devletlere de bir ders niteliğindedir diye düşünüyorum. Nacizane kendi fikrim ama şu Zengezur koridoru dediniz ya öneminden bahsedelim mi biraz da? Konuşuluyor çok da gündemde buyurun. Zengezur Koridoru imzalanan ateşkes anlaşması ki ben buna Ermenistan'ın teslim olma anlaşması diyorum. Ermenistan'ın teslim anlaşmasının olmazsa olmaz koşuludur. Ateşkes anlaşmasının da barış anlaşmasına ki Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir senedir bunu ifade ediyor. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da ifade ediyor. Ateşkes anlaşmasının barış anlaşmasına dönüşmesinin temel olmazsa olmaz koşulu Zengezur Koridoru. Zengezur Koridoru toprağın suya kavuşması, ananın evlada kavuşması gibi hem Nahçıvan'ı Azerbaycan'a, Türkiye'yi Azerbaycan'ı, Türkiye'yi Türk dünyasına, Londra'yı da Pekin'e bağlayacak en güvenli istikamet ve yoldur. Dolayısıyla bu Ermenistan ve büyük aktörler şunu görmek zorundalar ki demin de ifade ettiğim gibi Kafkaslara istikrar gelecekse, barış gelecekse Zengezur Koridoru gerçekleşmeden olması mümkün değil. Ve Zengezur Koridoru da demin de ifade ettiğim gibi toprağı suya kavuşturacaktır Yeşim Hanım. Çok önemli. Altılı platform bölgede birçok şeyi değiştirecek yine. Zengezur Koridoru'nun önemi. Hepsini dinlemeye çalışıyoruz sizden. Sayın Karauz ama şunu da sormak istiyorum. Şimdi Türkiye Azerbaycan ilişkileri bu Karabağ zaferiyle birlikte değil mi yeni bir boyuta taşındı. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri açısından değerlendirirseniz gelecekte neler görüyorsunuz bu ilişkiler babında? Nereye taşınır? Şimdi Yeşim Hanım biz aynı soydan, aynı kökten, aynı çınarın bir dallarıyız. Bir kere tarihi, genetik açısından her açıdan bir köklü bir geçmişimiz var. Yani konuyu Birinci Karabağ, İkinci Karabağ Savaşı bağlamında görürsek yanlış görürüz. Kafkas İslam Ordusu, Kars Anlaşması, Trabzon-Batum Anlaşmaları, Birinci Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurulması, Balkan Harbi'nde ve Çanakkale'de şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Kurtuluş Savaşı'na Neriman Nerimanov önderliğindeki Azerbaycan'ın analarımızın ve bacılarımızın kızıllarını, altınlarını bozdurarak yardımı düşünüldüğü zaman o günden bugüne Şuşa beyannamesiyle beraber tarihin en üst noktasına geldi. Bugün Azerbaycan ordu modeli olarak Türk ordu modelini benimsemektedir. Ve bizzat Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ağzından şu ifade edilmiştir. Türkiye bunu zaten sürekli tekrarlıyordu. Biz bir millet iki devletiz ama gerekirse bir millet ve bir devlet olma felsefesinin ve gereğini yerine getiririz. Dünyada da şu an Birleşmiş Milletler'e kayıtlı tahmin ediyorum 180 civarında ülke var. Hiçbir iki ülke arasındaki böyle bir ilişki ve dostluk ve kardeşlik anlaşması ve bunun hayata geçmesi de başka bir ülke arasında da mümkün değil. Dolayısıyla şu an geçen 10 gün önce Türkiye'de 4 yerde de Gelibolu'da, Konya'da, Isparta'da, Ankara'da, Laçin'de, Hazar Denizi'nde tatbikatlar vardı. Nahçıvan'da sarsılmaz kardeşlik tatbikat. Şu görüntülere bakın. Dünyada hiçbir iki liderin menfaate dayalı olmayan bir kardeşliğinin bu şekilde bir sarılmasını görmek mümkün mü Yeşim Hanım? Çünkü diplomasi ve ülkeler çıkarlarıyla ilgilidir. Şu anda şimdi ekrandaki Türkiye görüntüler çok önemli görüntüler. Evet, görüntüler geliyor. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tarihi kökleri itibariyle dün de vardı, bugün de var. Ve sonsuza kadar o iki tane arkadaki bayrak beraber dalgalanmaya devam edecektir. İyi ve güzel günler bizi bekliyor Yeşim Hanım. Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Karauz ama son olarak bizi izleyenlere ve dinleyenlere söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Bu zafer gününde benim yürek sözlerimi ifade etmeme fırsat verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Bir, tabii ki demin ifade ettik. Bu sadece Azerbaycan'ın değil bütün Türk dünyasının zaferidir. Dolayısıyla bu gurur hissini
ve Türk tarihine bir sarsılmaz zafer olarak kaydettiği için ben 83 milyon Anadolu Türk adına, sizler adına, Cenab-ı Prezident Ali Başkomutan'a, Azerbaycan halkına ve Muzaffer Azerbaycan ordusuna şükran, minnet ve saygılarımı sunuyorum. Türk dünyası, Azerbaycan ve Türkiye mecburiyeti için şehit olan bütün şehitlerimize rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bir çok kez sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Her zaman çok teşekkür ederiz. İyi ki katıldınız. İyi çalışmalar diliyoruz Sayın Karaoğuz. Evet, emekli Tuğgeneral Sayın Yücel Karaoğuz'la bu tarihi zaferi, Karabağ zaferini konuştuk diyelim. Birazdan da Gence'ye gideceğiz. Şimdi haberlerimize bakıyoruz. İzmir'deyiz. İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Kırsal Eğridere mahallesinde 34 hane 2019'da yaşanan heyelandan sonra evlerine hasret kaldı. 2019'da AK Parti yetkilileri ücret karşılığı ev yapılacağı sözü verdi. 3 ay sonra heyelanın 3 yılı dolacak. Ne bir çivi çakıldı, ne de bu insanların hali hatırı soruldu. İzmir Büromuz'un hazırladığı haberi getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Herkese bir hak tanıdılar, bana hiçbir hak tanımadılar. Kusura bakmasınlar yani. Versinlerdi madem bana da bir çadır bir şey, ben de orada oturacaktım. Ta ne kadar bekleyebileceğiz biz? Ne kadar beklenecek yani bu? Yapılacak mı, yapılmayacak mı? 3 sene oldu. Bayraklı'da bir senesi oldu. 5000 konut yaptılar. Yani oradakiler insan, biz demek ki insan değiliz. 3 yıldan beri Medine dilencisine döndürdüler. Tepkinin nedeni işte bu görüntüler. Aşırı yağış nedeniyle 18 Şubat 2019'da İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Kırsal Eğridere mahallesinde heyelan yaşandı. İlk gün 12 bina, sonra da 34 hane toprak kayması nedeniyle boşaltıldı. Afet bölgesi ilan ettiler ve bunun içinde 34 hane yaşıyordu. Hepimizi dediler ki boşaltacaksınız. 3 katlı evim vardı, 5 tane ahırım vardı. Hepsi heyelan bölgesinin içinde kaldı. 2019'da kayan ve yan yatan binaların bazıları 2021 yılının Kasım ayında yok oldu. Yağışlar nedeniyle heyelan devam etti. 4 katlı bir bina bile tamamen toprak altında kaldı. Benim evim tamamen yıkıldı. Şu anda kirada duruyoruz. 3 yıldan beri yani evlerimiz yapılacak diye bekliyoruz ama herhangi bir gelişme henüz olmadı. Heyelan olunca biz çıkmak zorunda kaldık. Hayvanlarımız, sıçtığımız kirada duruyor. Eğridere köylüsü geçimini hayvancılıkla sağlıyor. 2019'da sadece evleri değil, hayvan damları da toprak altında kaldı. Kimi hayvanı satıp köyden göçtü, kimi de yakınlarına sığındı. Hayvanlarımız vardı, hayvanlarımızı satmak zorunda kaldık. Ellerimiz, benim yerim tamamen yıkıldığı için hayvanlarımı sattım, gittim. Şimdi bir yerde çalışıyorum. Nereye gideceğiz abi? Biz burada doğduk, büyüdük. Atamız, dedemiz burada doğdu, büyüdü, öldü. Mezarlarımız buradaydı, bak uçtu mezarlar. 34 tane evi yapamayacak hale geldiyse devlet desin ki biz Eğridere'lere sahip çıkamıyoruz. Herkes kendi başının çaresine baksın desin. Biz de, ben de giderim bir baraka kururum, girerim içine yaşarım. Köy merası imara açılarak yurttaşlara dayanıklı konutlar yapılacaktı. İhale yapıldı. Kazanan firma daha bir kepçe vurmadan işi bıraktı. Sonra tekrar ihaleye çıkıldı. Yine aynı firma aldı. Bu kez de toprağı bile düzleştirmeden firma iş makinelerini bölgeden çekti. Bu ikinci ihale mi, üçüncü ihale mi, ne oldu? Caydı. Taze tarağı topladı, kaçtı gitti. Şimdi diyorlar ki bir ihale daha var diyorlar. Bir daha bekleyeceksiniz. Daha ne kadar bekleyebileceğiz biz? Ne kadar beklenecek yani bu? Evlerin bahçeleri büyük, maliyet yüksek. Evin bahçelerini küçültürseniz bu iş olacak dediler. Ona da imza verdik. Şu anda olay çözümsüz. Biz ortada kaldık. Bakkal dükkanı yönetilmiyor burası ya. Devlet yönetiyorsun. Firma geliyor diyor ki ben diyor burada ihalede zarar ederim. Çekiyor gidiyor. Ben hayvancılık yapıyorum. Zaten gıt kanat yaşıyoruz. Yapsınlar evi. Ama ben bunu nasıl ödeyeyim, nasıl? Nasıl ödeyeyim? Müge Anlı'ya mı çıkayım? Yardım mı bekleyeyim? Ne yapayım? Ondan sonra da gurursuz mu desinler bize? 3 yılda 34 haneye söz verilen evler ve hayvan damları yapılmadı. Hem de Ziraat Bankası'ndan afet kredisi sağlanmasına rağmen. Beton arma ev yapılacak diyorlar. Bir konteyner ev yapılacak diyorlar. Bize Ziraat Bankası'ndan geldiler, bize 500 metre ev, 500 metre dam diye imza attırdılar. Şimdi 300'e indirdiler. Vallahi biz işte top gibi oynanıyoruz bir şekilde, bilmiyorum. Bir şey de diyemem yani şimdi. Şimdi geçen yıl burada biliyorsunuz tam bir yıl oldu. Deprem oldu. Bir yılda depremzedelerin bütün evlerini yaptılar. Ama şurada 30 tane evi yapamadılar. Eğridere köylüsü AK Parti'ye de CHP'ye de kızgın. Çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3 yıldır dertlerine derman olamadı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova ilçe belediyeleri de bir kez kapılarını çalmadı. Aziz Kocaoğlu bize söz verdi. O emekli oldu. O emekli maaşını alıp yiyor. Biz ne yapalım? Yeni belediye başkanı hiç geldi mi yanınıza? Tunç Soyer mi? Hiç gelmedi.
O şeye gidiyor, tireye gidiyor. Süt içiyor orada. Bisiklet biniyor şeyde, kordonda. Ama Erdere'ye gelip bir geçmiş olsun demedi bu halka. Bu insanlar da oy verdi ona. İlk ilanda bir 3-4 ay burası şeydi, mahşer yeri gibiydi. Herkes geldi gitti. Bir işte seçim üstüydü. Bir AK Parti'den geldiler. CHP zaten hiç ilgilenmedi. CHP buraya Bornova 10 dakikalık bir yer. Bu insanlar 3 yıldır evsiz ve damsız yaşıyorlar. İzmir'in merkezine 15 dakika uzaklıktaki kırsal mahallede yaz kış iki göz konteyner içinde yaşam mücadelesi veriyorlar. Evet, şimdi de Gence'ye gidiyoruz. Karabağ Zaferi'nin Gence'den hem yansıyanlarını alacağız hem tarihi önemini konuşmaya devam edeceğiz. Gence Milletvekili Sayın Nagif Hamzayev Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte. Sayın Hamzayev hoş geldiniz. Birinci yılı bu zaferin kutlu olsun efendim. Merhabalar, hoş gördük. Tüm Türk halkını ve bizi izleyen tüm herkesi selamlıyoruz. Zaferimiz kutlu olsun. Ve inşallah nice bile zafer bayramlarını birlikte kutlayalım. Çok teşekkür ederiz. Bir mukabele hep birlikte tabii ki, ama şunu sormak istiyorum. Gence'de nasıl bir hava var şu anda? Tarihi zaferi halk nasıl karşılıyor? Neler yapılacak? Sizden dinleyelim. Sonrasında da tarih önemini konuşalım, olur mu? Tamamdır. Bildiğiniz gibi biz zaferimizin ilk yıl dönümünü bu yıl kutluyoruz. Şükürler olsun, bir yıl bundan önce başladığımız 44 günlük Vatan Savaşı'nda Azerbaycan ordusu zafer çaldı. Ve bu günlerim Azerbaycan'ın her bir kentinde, her bir şehrinde bayram havası var. Ve Gence şehrinde de sabahtan başlayarak şehitlerimizin anısına uçurulmuş büyük bir anıt açılışı oldu. Orada çok iyi konuşmalar ve etkinlikler oldu. Daha sonra şehit bulağının açılışını yaptık. Daha sonra ise biz şehitlerimizin ruhuna bir ağaç ekme, ağaç dikme aksiyasını hayata geçirmiş olduk. Ve akşama doğru da yine de her saatte farklı etkinlikler var. Akşamda büyük bir konser, daha sonra ise halkla birlikte ateşbaşanlık olacak ve zaferimizi Gence'de böyle kutlamış olacağız. Ve aynı zamanda şehit ailelerinde ziyaretler devam ediyor. Ben de şu an şehit ailelerinin ziyaretinden geliyorum. Yanımız bittikten sonra da yine de ziyaretlerimi devam ettireceğim. Şimdi şehitlerimizi bir kez daha tabii ki saygıyla, rahmetle anıyoruz. Gazilerimizle sağlıklı günler diliyoruz, ama şunu da sormak istiyorum. Şehit yakınları dediniz. Vatandaşlarla bir milletvekili olarak sık sık, değil mi, bir araya geliyorsunuz. Onlarla da konuşuyorsunuz. Azerbaycan halkı ne diyor bu zafer için? Bundan sonraki dönem için ne bekliyor? Azerbaycan'da bugün için bakarsanız ilk yapılması gereken nedir? Açıkçası 30 yıl bundan önce maalesef biz bağımsızlığımızı kazandığımız zaman bizim topraklarımızın bir hissesi Ermenistan ve onların destekleyen devletlerle birlikte işgal olundu. Ve Azerbaycan bağımsızlığını bir yarayla başlattı ve 30 ile yakın bir sürede bu sorunu sülh yoluyla çözemediler. Ve yine de sorunu çözmek bizim üzerimize kaldı. Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev'in önderliğinde bizim ordumuz, halkımız, vatandaşlarımız Karabağ'ı geri almamızı istiyordu. Ve böyle de oldu. Bir yıl bundan önce halkın isteğiyle Ali Başkomandan, Cenab-ı Prezident İlham Aliyev savaş başlaması ile ilgili emir verdi. Ve bizim ordumuz en kısa zamanda Ermeni faşistlerini ve teröristlerini bu topraklardan temizledi. Ve bir şey söylemek lazım ki, buyurun, 30 yıl bundan önce bizim o çocuklarımız annelerinin, babalarının kucaklarında elbiseleri olmadan o topraklardan köçkün oldular, kaçkın oldular. Ve bir yıl bundan önce ise Karabağ bile görmemiş o çocuklar, o gençler tankların üzerinde silahlarıyla birlikte o toprakları azat etmek için, şehit olmak mertebesine ucalmak için o savaşa katıldılar. Ve herkes gönüllü olarak savaşa yazıldı. Hatta inanın ki o dönemde, siz de iyi hatırlıyorsunuz, askere gidemeyen, savaşa gidemeyen bizim insanlarımız kuyruklardaydılar. Ve neden onları savaşa götürmüyorsunuz diye hep böyle bir itirazda bulunuyordular. Çünkü herkes savaşmak istiyordu. Ama şükürler olsun ki bizim ordumuz
bu zaferi 44 günde yaptı. Ya. Ve bu günlerin öten bir yıl ardında bizim Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev önderliğinde Karabağ ve Şərqi Zəngəzur topraklarında yeniden kurulma başladı. Çünkü biliyorsunuz maalesef Ermənistan orada daşı daş üstüne koymamış. Yalnız bizim insanlara karşı soykırım yapmadı. O aynı zamanda bizim tarihi, dini abidelerimizi, evlerimizi her bir şeye yok ettiler. Daşları tek tek söküp sattılar veya başka yere taşıdılar. O yüzden devletimiz bu günleri o topraklarda onarım işlerini yaptırmaktadır. Ve en kısa zamanda inşallah bizim mecburi köşkünlerimiz ve taşkınlarımız kendi topraklarına dönecekler. Evet, nasip onu soracaktım. Ne zaman dönecekler? Kadar, ne zaman? Bu yıl sonuna kadar ilk köye bizim vatandaşlarımız, eski göçmenler kendi topraklarına göçebilecekler. 2022 yılından başlayarak da zaman içerisinde en kısa zamanda 2025'e kadar herkes kendi dede baba yurtlarına dönmüş olacak. Çünkü şu an açıkçası orada yaşayabilecek bir ev bile yok. Yani öyle bir hale salmışlar. Aynı zamanda ikinci bizim en büyük sorunumuz mayınlı araziler. Maalesef Ermeniler o temizlendi mi? Oradaki sorun tabii Sayın Amca'ya. Hala da bize vermiyorlar. Yani o yüzden de böyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Evet. Mayınlı araziler dediniz. Oradaki son durum nedir? Biraz anlatalım mı izleyicilerimize de? Evet. Bildiğiniz gibi Ermeniler bu toprakları mayınlamışlar. Biz yalnız Ağdam, Zəngilan ve Cəbrayıl arazilerinin haritalarını aldık. Ama daha sonra məlum oldu ki bize verilmiş haritaların hakikiliği %25. Yani o yüzden de yani bizim işimiz biraz zor. Arazileri mayından temizlemeden orada hansısa bir iş yapmak da tehlikeli. Çünkü öten bir yıl içerisinde 100'e yakın bizim vatandaşımız mayından dolayı şehit oldu veya yaralandı. O yüzden de bizim karşımıza alan en büyük sorun toprakların mayınlı olması. Ama inşallah en kısa zamanda sülh anlaşması olacağını biz inanıyoruz. Ermeniler çünkü artık reallıkları kabul etmeye başladılar. Yalnız sorunun tamamıyla çözülmesi için sülh anlaşması olması lazım. Ve Ermeniler bizim ve Türkiye'nin arazi bütünlüğünü tanıması lazım. O da olduktan sonra bence bu mayınlı arazileri de biz en kısa zamanda temizlenmiş olacağız. Ve bugün için bizim şöyle diyebiliriz o zaman en önemli sorun mayınlı arazilerin temizlenmesi. Evet, en büyük sorunumuz o. Çünkü maalesef Ermeniler oranı mayınlarken üçlü dörtlü böyle pusular kurmuşlar. Yani bir mayını temizliyorsun altında üç tane farklı mayın var. Yani o kadar böyle yani vahşi bir pusu kurmuşlar bizler için. O yüzden de iş biraz fasilelerle gidiyor. İşin yani hayata geçirilmesi için biraz ehtiyatlı davranmamız lazım. İnşallah en kısa zamanda Azerbaycan devleti bunun da ötesinden gelecek. Bu arazileri tamamıyla mayından temizleyecek ve biz o topraklara en kısa zamanda köçüp kendi dede baba yurtumuzda yaşayacağız. Ne güzel. Şunu da soralım. Şimdi evet, bir zafer, büyük bir zafer, tarihi önemi büyük konuşuyoruz. Ermenistan tutumunu da biliyorduk öncesi ve sonrası. Bu yaşananlar Ermenistan tarafından bugün nasıl okunuyor? Yani bugün yazılı ya da görsel basına neler söyleniyor? Bildiğiniz gibi zafer kazanacağımızı Ermeniler inanmıyordular. Çünkü Ermeni mifi diye bir şey vardı. Onlar tüm dünyanı kendi yalanlarına inandırmışlar. Aynı zamanda da onlar düşünüyordu ki bizim savaşıp da onların savunma hattını geçme gücümüz yetmeyecek. Ama şükürler olsun ki bizim ordumuz ve Cənab Prezident İlham Əliyev Ermənistan mifini, Erməni mifini tamamıyla yok etti. Ve hep sivillere saldırdılar. En çok sivillere saldırdılar. Sivil bölgelere. Evet evet ve maalesef 44 günlük savaşta da Ermeniler kendi sıfatlarını ortaya koymuş oldular. Savaş alanında değil, savaştan uzak bizim kentlerimizi, Gəncəni, Bərdəni, Tərtəri, Ağdamı, Füzuli, o toprakları füzelerden ve raketlerden ateşe tuttular ve bizim çoklu sayıda sivilimiz maalesef şehit oldu. Ve savaştan sonra da revanşist fikirlerle yaşayan Ermeni siyasetçiler var ve bugün de onlar olmaktadır. Sayın Hamza'yı sanırım Skype bağlantımızda internetten kaynaklı bir sorun oldu. Gence'deydik efendim. Gence milletvekili.
Sayın Nagip Hamzayev'le Gence'deki bu kutlamalara son durumu konuşuyorduk. Ermenistan tarafında tabii ki taşkınlıklar yapanlar var, milletvekilleri de var, bu yönde açıklamalar da geliyor diyordu ki Sayın Hamzayev. Buyurun efendim, buradan devam edelim. Ermenistan tarafı diyordunuz, buyurun. Evet, Ermenistan tarafı maalesef bu savaşı sindirmek istemiyordu ve onlar savaşa hazırlaşmak, yeni bir savaş yapmak fikrinde olan bazı siyasetçiler vardı. Eski Ermenistan siyasi rehberleri vardı. Ama gördüğünüz gibi Ermenistan halkı da savaş istemiyor ve o yüzden de artık Ermeniler anlıyorlar ki tek çıkış yolu Azerbaycan'la barış içinde yaşamak, Azerbaycan arazi bütünlüğünü tanımak, Azerbaycan sınırlarını kabul etmek. Aksi takdirde Ermeniler tamamıyla kendi bağımsızlıklarını bile itirebilirler. O yüzden de biz düşünüyoruz ki en kısa zamanda Ermenistan hem Türkiye ile hem de Azerbaycan'la iyi ilişkiler kurmaya başlayacak. Ve bizim zafer, Karabağ zaferi kadar önemli olan Zengezur Koridoru'nun da açılacağını biz düşünüyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Ne güzel bir gün. Bir kez daha Karabağ zaferimiz kutlu olsun diyelim. İyi ki katıldınız. Zaferimiz kutlu olsun. İyi çalışmalar diliyoruz. Ben bu arada buyurun. Türk kardeşlerimize ve Türk devletine de derin teşekkürümüzü bildiriyoruz ki 44 günlük savaş başladığı ilk andan gayri şartsız gece gündüz Azerbaycan'a manevi siyasi her destekte zaman bulundular. Ve her bir Türk vatandaşı, dünyanın her bir yerinde yaşayan Türk gece gündüz Azerbaycan kardeşleriyle birlikte oldular. Sağ olun, var olun. Sizlerin de zafer bayramınız kutlu olsun. Çünkü bu bizim zaferimiz. Türk dünyasının zaferi. Peki, takipteyiz. Sağ olun. İyi çalışmalar diliyoruz. Gence Milletvekili Sayın Nagip Hamzayev bizlerle birlikte oldu. Son durumu ve tarih önemini konuştuk Karabağ zaferinin. Bir reklam arası verelim. Reklamların ardından haberler sonrasında Ankara'ya gideceğiz. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın İsmet Özçelik'le iç siyasette de gelişmeler var. Sıcak başlıklar. Hepsini konuşmaya çalışacağız. Ayrılmayın. Gün ortası devam ediyor. İran'a gidiyoruz. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian ülkesinde düzenlenen Afganistan'a sevgili izleyenler ve dinleyenler, komşu ülkeler Dışişleri Bakanları toplantısının ardından Aydınlık Gazetesi'ne dikkat çeken bir yazı yazdı. Amerika'nın Afganistan'da yenildiğini belirten Abdullahian, yeni dönemde İran dış politikasının temelini komşu ve Asya ülkeleriyle yakın ilişkilerin oluşturacağını vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian, Aydınlık Gazetesi'ne Afganistan'ı yazdı. Abdullahian, Afganistan'a komşu ülkeler Dışişleri Bakanları toplantısının ardından kaleme aldığı yazıda, komşu ülkeler ve Asya ülkeleriyle işbirliği mesajı verdi. İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi önderliğinde kurulan yeni hükümetin dış politika anlayışını değerlendiren Abdullahian, Asya ülkelerinin öncelikli olduğu ilişkiler vurgusu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Doktor Reisi, dengeli, dinamik ve akıllı bir dış politikanın formüle edilmesini gündemine alarak büyük girişimine başladı. Bu yeni gündemde komşuların ve Asya ülkelerinin öncelikli olduğu ilişkiler ve bölgedeki siyasi ve ekonomik ilişkilerin tarihi, kültürel, dini ve coğrafi bağları dayalı olarak geliştirilmesi, yeni hareketlilik ve bağlanabilirliğin temelini oluşturacaktır. Abdullahian, Amerika'nın Afganistan'dan utanç verici ve feci bir şekilde ayrıldığını, bu durumun Afganistan'ı belirsiz bir geleceğe ittiğini belirtti. Yazısında Afganistan yönetiminin gelecekteki sorumluluklarına da değinen Abdullahian, bölgesel işbirliği ve kapsayıcı hükümet vurgusu yaptı. Afganistan'ın geçmişinin trajik tarihi, bölge ülkelerinin güçlerini birleştirmesi ve halkların sorularına ve beklentilerine toplu olarak yanıt vermesi, daha müreffeh, güvenli ve istikrarlı bir ortam yaratmak için çaba göstermesi gerektiğine dair önemli ilkeyi hatırlatıyor. Bu değerli çaba dayatılan ya da hileli bir modele değil, bölgesel işbirliği için yerli, her şeyi kapsayan bir çerçeveye dayalı olarak gerçekleştirilecektir. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian, terörle mücadelenin önemini de vurguladı. General Kasım Süleymani'yi bu uğurda şehit verdiklerini hatırlatan Abdullahian, komşu ülkelerin güvenli ve istikrarlı bir Afganistan istediğini belirtti. Komşu ülkeler güvenli, istikrarlı ve ekonomik olarak müreffeh bir Afganistan istiyorlar ve
yerinden edilmiş insanlar ve Afganistan halkının geçim kaynaklarına ulaşmasının kısa vadede yoğun bir ilgi gerektirdiğini vurguluyor. Efendim, Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi'nin konutuna silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Irak güvenlik medya ağının yaptığı açıklamada Kazimi'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Silahlı insansız hava aracıyla Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi'nin evine saldırı düzenlendi. Saldırının ardından ilk açıklama Irak hükümetine bağlı güvenlik medya ağından geldi. Başbakan Kazimi'nin Bağdat Yeşil Bölge'deki evinin SİHA'yla saldırıya uğradığı, ancak başbakanın saldırıdan yara almadan kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Kazimi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben iyiyim, ailemin yanındayım, herkesi sakin olmaya ve serin kanlı kalmaya davet ediyorum," dedi. Irak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise olay terör saldırısı olarak nitelendirildi. Öte yandan Türkiye'de Irak Başbakanı'nın konutuna yapılan saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'nin konutuna bugün sabaha karşı insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Türkiye'nin kaynağı ne olursa olsun terörle mücadelede Irak'ın yanında yer alacağı belirtildi. Türkiye'nin PKK-YPG'ye sınır ötesi operasyona hazırlandığı günlerde Amerika'dan dikkat çeken sevkiyat hamlesi geldi. Sana Haber Ajansı'nın haberine göre Amerika, Maseke'de bulunan 270 aracı Irak'ın kuzeyine sevk etti. Amerika'ya ait 270 aracın Suriye'den Irak'ın kuzeyine sevk edildiği öğrenildi. Türkiye'nin sınır ötesi operasyon hazırlığında olduğu dönemde gerçekleşen sevkiyatın haberi Sana tarafından duyuruldu. Habere göre Haseke kırsalındaki Hrab El Cir askeri havalimanından 270 araçtan oluşan Amerikan konvoyu Irak'ın kuzeyine yöneldi. Yerel kaynaklar Sana muhabirine yaptığı açıklamada Amerika'nın zırhlı araçlar, 4 çekişli araçlar ve tanklarını taşıyan konvoyu Irak'ın kuzeyine yönlendirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyonu'nun davetlisi olarak İstanbul'a geldi. Günübirlik ziyareti çerçevesinde temaslarda da bulundu Sayın Tatar. 1997-2001 yılları arasında başkanlığını yürüttü. Kıbrıs Türk Kültür Derneği üyeleriyle de bir araya geldi. Tatar Kıbrıs'ta iki devletli çözüm önerisinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bu sabah sizlere sevgi, saygı ve selam getirdim. 38. yıl dönümümüzü kutlayacağız. Kıbrıs'ta yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşitliğe dayalı iki ayrı bağımsız devletin işbirliğiyle bir anlaşmanın olabileceği de artık bütün dünyayla paylaşabilmiştir. İnsan hakları bakımından, insan haklarının önlenmesi, mağduriyetlerin giderilmesi bakımından da Maraş açılımının doğru bir adım olduğunu bütün dünyayla paylaştık, paylaşmaya devam ediyoruz. Bazı tepkiler gelmiş olabilir ama atılan adım doğru adımdı. Çünkü Maraş 47 yıldır kapalı, orası bir hayalet şehri. Kıbrıs Türk halkı tarafından da çok memnuniyetle karşılanmış, dünyada da çok ilgi uyandırmış. Özellikle Türkiye'den her gelen illa Maraş'ı bir göreyim diye oraya gidiyor. Şu artık kesinleşmiştir. Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır, Kıbrıs'ta iki ayrı devlet vardır, Kıbrıs'ta iki ayrı demokrasi vardır. Doğu Akdeniz'in içinde bulunduğu koşullarda hep açıklamalarımda da şöyle ifade ediyorum. Kıbrıs eski Kıbrıs değildir. Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değildir. Çok farklı gelişmeler vardır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin de meseleye ağırlığını koymasıyla, Doğu Akdeniz'deki stratejik boyutuyla, hava sahası olsun, işte deniz yetki alanları olsun, karasular olsun, vatan, ekonomik münhasır bölge meseleleri olsun, mavi vatan olsun, bütün bunlar artık bu coğrafyadaki varlığımızın güçlü bir şekilde sürdürülebilmesi için Kıbrıs davasının ne kadar daha önemli ve bizler için ne kadar daha kıymetli ve değerli olduğu da ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Kıbrıs davasına emek verenlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sayın Çavuşoğlu'nun açıklamalarına bakalım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'nın fethinin 800. yılı kutlamalarında konuştu. Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu yaptı. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölgedeki haklarını asla taviz verilmeyeceğini belirten Çavuşoğlu, masa ise masa, saha ise saha, hepsine hazırız dedi. Akdeniz'de
kalıcı barış ve refahın tesis için çalışıyor, hakkımızı savunmaktan geri durmuyoruz. Herkesin hakkına, hukukuna saygılıyız ama hakkımızı da sonuna kadar savunmaya kararlıyız. Biz denizci bir milletiz. Bizi Kızılkule'nin ötesine geçmeyecek hale getirmeyi hedefleyen hain planları bozduk, bozmaya devam edeceğiz. Masa ise masa, saha ise saha. Hepsine hazırız ve muktediriz. Aynı anlayışımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türkleri için de geçerlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkını ve hukukunu da korumaya devam edeceğiz. Evet, iş siyasete bir pencere açacağız dedik bu kuşakta. Ankara'ya gidiyoruz. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın İsmet Özçelik bizlerle birlikte gün ortasında. Sayın Özçelik, hoş geldiniz gün ortasına diyelim. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi iç siyasete bir pencere açıyoruz ama öncelikle bugün tarihi bir gün. Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümü. Bu zaferin önemiyle ilgili siz neler söylemek istersiniz Sayın Özçelik? Buyurun. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da da bir tören yapıldı. Azerbaycan Büyükelçiliği bir otelde bu günü anmak için bir tören düzenledi. Ve çok yoğun bir katılım vardı. Yani Azerbaycanlı yetkililerin konuşmalarından bu zaferin heyecanı hala duyuluyordu. Türkiye'den de temsilciler oldu. Milli Savunma Bakanımız oradaydı. Meclis Başkanı Vekili oradaydı. Ve gerçekten 30 yıla yakın süren bir işgal sona erdirildi. Bölge ülkeleri işbirliği yaparak oradaki haksızlığı giderdi. Burada en önemli şey Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve İran'ın işbirliği içerisinde halletmesiydi. Zaten Amerika'yı en çok kızdıran olaylardan birisi bu. Bölge sorunlarının bölge ülkeleriyle çözülmesi. Oysa ki eskiden bu tür sorunları Amerika çözer, istediği şekilde de yön verirdi. Artık Amerika devre dışı kalıyor. Bunu Irak'ta 2. İsrail referandumunda da gördük. İşte Suriye olaylarında gördük. Ondan sonra da Dağlık Karabağ olayında gördük. Bu bölgemiz açısından da dünya açısından da yeni bir durum, yeni bir dönemin işareti. Bunu da ben esas bu çerçevede değerlendirmenin doğru olduğunu sanıyorum. Evet, ki çok önemli bir mücadeleydi. Sonrası öncesi çok konuşuldu. Tarihi öneme sahip kutlamalar da yine akşam saatlerine kadar devam edecek. Biz de ekranlarımız aracılığıyla yine izleyicilerimize aktarmaya çalışacağız diyelim ve iç siyaseti. Buyurun. Pardon, burada kısa bir şey söyleyeyim. Lütfen. Bakın, Kafkaslar'da istikrarı öngören bir süreç yaşanıyor. Yani gerek Aliyev'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği, Rusya tarafından, İran tarafından da destek verilen altılı platform diye tabir edilen, 3 artı 3 denen, evet. Bu meseleyle Kafkaslar'da düzenli, herkesin kazanacağı bir istikrar ortamı geliyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan da bunu kabul ediyor ve savunuyor gördüğümüz kadarıyla. Bununla ilgili görüşmeler yapıldı. İşte Azerbaycan'la görüşmeler, mesajlar gelip gidiyor. Rusya ile görüşülüyor. Rusya bir anda arada koordine görevini yapıyor. Yani Kafkasların artık bir istikrarsızlık değil, istikrar ortamına gireceği bir döneme doğru gidiyoruz. O zaman, açıdan da önemli. Şöyle, öneminden bahsetmişken bölgede neler değişecek? Ondan da kısaca bahsedelim mi altılı platformla birlikte? Yani bölgede daha çok ortak kalkınma esas alınacak. Bugüne kadar sorunlar vardı. Yani Ermenistan orada daracık bir alanda sıkışmış kalmıştı. Oysa ki Azerbaycan'la sorunlarını çözse, Azerbaycan'la ilişkilerini geliştirir, Türkiye ile ilişkilerini geliştirir. Yani Türkiye üzerinden bir çıkış kapısı da bulur. Yine açılacak koridorla hem ulaşımda, lojistikte birçok avantajları olur. Yani kazan kazan stratejisine uygun bir ortam oluşur. Biliyorsunuz Ermenistan halkı çok yoksullaştı. Bu pandemi döneminde çok daha büyük sıkıntılar çektiler. Tabii. Türkiye'de biliyorsunuz çok sayıda Ermeni vatandaşı kaçak olarak gelip çalışıyor. Yani bunları bir sisteme konur. Hem Ermenistan halkı kazanır. Yani bizim zaten geçmişte bir sorunumuz yok. Aslında bizim Ermenistan halkıyla da, yani şu andaki Ermenistan'da yaşayanlarla da bir sorunumuz yok. Yani Ermenistan olayını kışkırtan, Amerika'nın kontrol ettiği, Batı'nın kontrol ettiği Ermeni diasporası. Bunlar devre dışı kalırsa
Ermenistan halkıyla ne Azerbaycan halkının bir sorunu kalır, ne Türkiye halkının bir sorunu kalır, ne de diğer ülkelerin bir sorunu kalır. Herkes huzur içerisinde birlikte kalkınma modeline geçer ve yani hem Ermenistan kazanır, hem biz kazanırız, hem Azerbaycan kazanır, İran kazanır, Rusya kazanır. Daha doğrusu Kafkaslar'da istikrar herkesin lehinedir. Tabii. Peki, Altılı Platform, bunu da konuşmuş olduk sizinle. İç siyasete geçelim mi? Evet, geçelim. Şimdi hafta sonu yaşanan sıcak başlıklar var, gelişmeler diyelim. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Bingöl'deydi. Esnaf ziyaretinde İYİ Parti kurucularından Lütfü Türkan bir şehit yakınına sinkaflı küfürde bulundu. Tepki göstermişti şehit yakını. Ardından bir özür videosu geldi ama şehit yakını ile ilgili değildi aslında bu video. Ve grup başkan vekili görevinden de ayrıldı, alındı. Şimdi Bingöl'de yaşanan bu olayı siz neye bağlıyorsunuz, nasıl okudunuz? Şimdi yani şöyle söyleyelim, muhalefetin yaldızları dökülüyor artık. Bakın İYİ Parti ne diye milliyetçi oyları havuzlamak için kurulmuş bir partiydi. Yani bir anlamda AK Parti'den kopacak işte milliyetçi muhafazakar oyları havuzlayacaklardı orada. Böyle bir misyon belirlemişlerdi. Evet. Şimdi bu milliyetçi yaldızı döküldü. Şimdi milliyetçi olmak için önce emperyalizme karşı çıkman lazım. Oysa ki İYİ Parti bir anlamda emperyalizmin kuklası olarak karşımıza çıkıyor. Bu olayda da net bir şekilde gözüktü. Yani şimdi bir şehit yakınına küfredeceksiniz. Önce yalanlayacaksınız bunu. Sonra görüntüler ortaya çıkınca da işte sanki bir özür videosu gibi bir şey yayınlayacaksınız. Ama o videoda baktığınız zaman pişmanlıktan çok pişkinlik olan bir video. Yani orada ciddi bir sıkıntı var. Şimdi bunu şunun için de biraz daha genişletmek istiyorum. Buyurun. Yani İYİ Parti ile ilgili bakın bugün bir karar çıktı. Enver Altaylı kararı. İYİ Parti ile yakın ilişkisi. Adamlarını oralara yerleştirmişler. Bunu artık Sağır Sultan bile duydu. Ben İYİ Parti içinde tanıdıklarım var. Bu FETÖ ilişkisi noktasında İYİ Parti'yi çok uyardılar. Emniyet kökenli bir örneğin bir parti yöneticisi o dönemde. Yanılmıyorsam 3-4 saatlik bir görüşme yaptı bizzat Akşener'le. Ve o görüşmede partideki FETÖ'cüleri anlattı. Arkasından o yetmedi, dinledi, kulak arkası etti. Genel Başkan Yardımcısı, kurucu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ. O da bir takım açıklamalar yaptı. Fakat hepsi kulak arkası edildi, üstü kapatılmaya çalışıldı. Yani susarak geçiştirme taktiği izlendi. Şimdi bu Lütfü Türkkan meselesine gelince tabii birdenbire işte bu sosyal medyada yazıp çizmek kolay da sonra onları silemiyorsunuz da yani bir yerlerde kayıtlı kalıyor. Şimdi bu Lütfü Türkkan kimmiş? Yani bu bıraktık milliyetçi ayağının o yaldızın dökülmesini, şehit yakınlarına olan hakaretini. Bir de terör örgütü FETÖ'nün destekçisi çıktı. Şimdi bakın evet. 25.12.2013'te bir tweet atmış, sosyal medyada bir paylaşım yapmış. Hoca Efendi'nin bedduası tutmaya başladı diyor. Yani ne kadar çok önem veriyor ki Hoca Efendi'ye, bedduası tutmaya başlamış. 8.7.2014'te bir tweet atmış. Hizmet erenlerine sesleniyorum diye onlara bir çağrı yapıyor. 24.12.2014'te Ekrem Dumanlı'yı savunuyor. Şu anda firari terörist. Eğer diyor o teröristse ben de bir teröristim diyor. Daha sonra yine Hidayet Karaca ya bir atıfta bulunuyor. O terör örgütü üyesi ise ben de diyor örgütün üyesiyim diyor. Yani bu kadar çok sahipleniyor. Yani bunlar bakıyoruz ki işte sıradan şeyler değil. Ama ilk isim de değil. Aslında sizinle daha önce de konuşmuştuk. Tabii, çok fazla, İYİ Parti'nin İl Başkanı, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu değil mi? Kavuncu'nun meselesi. Tabii tabii, çok konuştuk sizinle. Bu evet, evet. Noktada siyasi sicilinde de bu yönde açıklamaları ve tabii ki katıldığı televizyon programlarında da yaptığı yorumlar da dün gece yine ulusal kanal ekranlarında vardı. Peki alınan kararlara baktığınızda siz yeterli buluyor musunuz bu noktada?
Ya da şimdi İYİ yani, Parti ne yapacak? Çünkü istifası da isteniyor. Tabii ki şehit yakınları, şehit derneklerine de tepkiler geldi partiden. İhraç edilmesi gündeme gelebilir mi? Yani bu noktada yeterli midir ya da ne söylersiniz bu konuyla ilgili? Şimdi, ne yapar İYİ Parti? Baktı ki pabuç pahalı. Yani İYİ Parti baktı ki pabuç pahalı. İstifasını istediler. Yani yani biz almayalım görevden, sen istifa et dendi. Dün konuştuğumuz İYİ Partililer öncesinde bana ya istifa edecek demişlerdi. Nitekim istifa etti. Yani bu halkın tepkisini dindirme operasyonuydu. Şimdi bugün bu saatlerde yanılmıyorsam toplanıp evet, 14'te. Bir grup başkan vekili seçecekler. O şekilde bu işi örtmeye çalışacaklar. Ancak tabii bunu örtebilirler mi? Biraz zor. Yani düşünün. Bakın milliyetçilik ayağı milliyetçinin kardeşine küfrederek o yaldız dökülüyor. Mesela orada burası Kürdistan diyen kişiye de hayır burası Kürdistan değil Türkiye Cumhuriyeti toprakları diyememişti biliyorsunuz. Hı, Sayın Akşener. Parti yöneticileri. Orada bir yine milliyetçilik yaldızını döken bir durum söz konusu. Daha önce HDP için PKK'nın aynısı demişlerdi. Fakat sonra birdenbire meşru, HDP meşru noktasına geldiler. Şimdi son günlerde tepkiler çok büyüyünce biz daha önce bunu söyledik. PKK eşittir işte HDP aynıdır falan diyorlar ama bunların hiçbirisi ikna edici değil. Yani rüzgara göre bir tavır almaya çalışıyorlar. Bakın aynısı. Bu tavır değişikliğini neye bağlıyorsunuz? Şimdi şehit yakınının halkın tepkisine bağlıyorum. Ama şöyle bakın şehit yakını diyor ki kahvaltı değil mi? Biz de sizinle bunu konuşmuştuk çok kez. Selahattin evet. Demirtaş'la bir kahvaltı ortamında bir araya gelinebileceği bununla ilgili karşılıklı açıklamalar sosyal medyadan da görmüştük. Şimdi ne oldu da sadece halkın tepkisi mi? Çünkü şöyle bir açıklama da iddialar da var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da gelmişti. HDP dedi Meral Akşener'in adaylığını kabul etmedi dedi. Veto etti demişti. Yani bu mudur gösterge bunlar mıdır? Ya bence oralarda Meral Akşener'in adaylığı zaten olmayacaktı benim bildiğim kadarıyla. Hı hı. Başka bir Amerika'nın kazanacak bir aday diye tarif ettiği adaylar vardı. Bunlardan birisi işte Ekrem İmamoğlu gözüküyor. Onu seçeneklerden birisi olarak o duruyor karşımızda. Başkaları da gündeme gelebilir. Onlar da önümüzdeki günlerde eğer ortaya çıkarılırsa bileceğiz. Yani kararı verecek olan Amerikalılardı. Yani CHP'den veyahut da İYİ Parti'nin parti organları toplanacak bir karar vermeyecekler. Yani bunu artık herkes biliyor. Yani konuşun gidin şeylere bu muhalefet partinin yöneticilerine ya o iş bizi bilmez dedi. Nitekim hatırlayın Hatay Belediye Başkanı da yani bu dediği uluslararası bir takım güçler de karar veriyor. Onlar karar verecek dedi bunlara. Sonra evet. Düzeltmeye çalıştı ama aslında söyledikleri doğruydu. Yani o nedenle böyle bir durum var. Bakın aynı durum diğer muhalefet partisinde de gözüküyor. Şimdi HDP tezkereyi reddedeceksiniz. Hı hı. Ve çeşitli Mehmetçiği ortada bırakacaksınız bir anlamda. Böyle bir girişimde bulunacaksınız. Gerçi geçti meclisten ortada bırakılmadı ama yani o tavrınızla ortada bırakacaksınız. Ondan sonra da Yozgat'a gideceksiniz. Kandil'i dümdüz etmekten söz edeceksiniz. Yani eksan edeceğiz lafı, evet bu lafı söylettiren kim? Onlara bu lafı söylettiren halkın tepkisi. Halk böyle bir şeye izin vermeyince durumu toparlama çabası içerisine girdiler. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Siz nasıl yani değerlendiniz bu açıklamayı ama tezkereyle ilgili de Sayın Özçelik şöyle bir açıklama var. Şöyle demişti Sayın Kılıçdaroğlu bunu da belirtelim. Tezkereye evet cumhuriyeti ihanettir. Sonra yerli eksen tabii ki. Valla tezkereyle yapılacak olan nedir? Yani şu anda tezkerenin amacı neydi? Suriye'deki ABD-İsrail koridorunun kesilmesi bunlar yapıldı şu anda ve orada Mehmetçik. Ondan sonra Irak'ın kuzeyinde yine Suriye'nin doğusuyla Irak'ın kuzeyini birleştiren operasyonlar vardı Amerikalılar tarafından. Bunun engellenmesi için yapılan mücadele var ve PKK'nın olası Türkiye'ye giriş çıkışlarını engellemek için yapılan mücadeleler var. Yani bir yandan da tezkere Mehmetçik'in orada bulunmasının koşullarını yaratıyor. Şimdi bu ortamda tezkereye
eğer siz hayır diyorsanız, yani esas cumhuriyeti o zaman tehlikeye sokuyorsunuz. Cumhuriyete karşı bir tavır içerisine giriyorsunuz. Evet. Şimdi yapılması gereken orada Mehmetçiğin Türkiye'yi koruyan pozisyonunu sağlamlaştırmak, hukuksal anlamda, her anlamda rahatlatmak. Şimdi buna karşı çıkıyorsanız o zaman size, yani derler ki bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Peki o zaman Yozgat'ta Kandil'i yani dümdüz edeceğinizden söz ediyorsunuz. Onu neyle yapacaksınız? Neyle yapılacak? Tezkere çıkarmadan onu yapabilecek misiniz? Tezkere çıkarmanız lazım. O zaman samimi gelmedi size ya, bu açıklama. Yani ben kendilerine bile ben samimi olduğunu sanmıyorum. Yani kendileri bile bir telaş var. Yani nitekim zaten oralarda da sıkıntı var. Yani biz bunu yanlış yaptık diyen bir sürü insan var. Yani diyelim ki CHP içinde de ya bu tezkere meselesinde yanlış yaptık. Çünkü daha önce aynı tezkereye evet demişsiniz. Yabancı askerler diyorlar. Yabancıları söylüyorsunuz. Niye daha önce diyorlar? Evet dediğin tezkerede de yabancılar var. Yani şimdi ortada her şey. Ha, burada ben Amerika'ya, HDP'ye yaranmak istiyorum. Onlarla ittifakı sağlamlaştırmak için ben bunları yapıyorum diyorsanız, yani bunu açıkça söyleyin. Tezkereye CHP'nin hayır demesine nereden destek geldi? Nereden alkış geldi? Kandil'den alkış gelmedi mi? Evet. Kandil'deki yönetici peş peşe açıklamalar yapıyorlar. CHP'nin bu hayırı çok kıymetli diye. Yani o nedenle, yani burada kimse kimseyi kandırmasın. Her şey ortada. Açıklamalar bu yönde tabii ki. Tezkereye evet, cumhuriye ihanettir. Bir tezkere ve ihanet tartışması da siyasetin gündemine gelmişken. Bir de biraz önce belirttiniz ya, şimdi Millet İttifakı'nın adayı kim olacak ya da kim olur tartışmaları da sürekli gündeme geliyor. Ekrem İmamoğlu ismi çok geçiyordu. Yine Sayın Mansur Yavaş'ın ismi çok geçiliyordu. Acaba aday olabilirler mi? İşte Sayın Akşener, Sayın İmamoğlu ile ilgili cümleler kurmuştu, açıklamalar vardı. Sonrasında tepkiler neyse böyle çok devam etti. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'ndan gelen bir açıklama var bu adaylarla ilgili. Bir dönem daha, bir kez daha ineledi. Devam etmelerini istiyorum dedi. Yani şimdi yani çok Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ismi çok geçtiği için söylüyorum. Aday olmayacaklar mı sizce? Ne görüyorsunuz Millet İttifakı'nda adaylık ben konusunu? Ekrem İmamoğlu'nun çevresinden bazı insanlarla konuştum. Ne dedim derler? Ya Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu sizin için bir görevlerini sonuna kadar devam ettirsinler bir, diye bir şey söylüyor. Peki bu engeller mi sizi diye sordum. Onların dedikleri şu, ya bu o kadar önemli bir şey değil ki. Zaten 2023'te seçim olursa bir yıl sonra da yerel seçimler olacak. Yani orada bir yıl söz konusu olan, o kadar önemli değil dediler. Yani bu yanıt da şunu gösteriyor. Orada bir hazırlık var. Bu hazırlığın arkasında kimler var? Bunları tartışmak mümkün. Yani şu anda bir masa var o şeyi yöneten. Biliyorsunuz anladığım kadarıyla Washington'da bu ilişkileri sürdüren bir merkez de kuruldu. Bir masa var, çalışılıyor. Yani masa karar verir. Efendim, işte yani eğer işte görevlerini sonuna kadar götürsünler diyorsa bir yıl var diyorlar. Yani bir yılda o kadar önemli bir zaman değil. Yani onların verdikleri yanıt bu. Yani demek ki bunlar tartışılıyor ve oralarda buna karşı da karşı görüşler oluşturuluyor. Yani bir çalışma var. Bunu zaten herkes biliyor. Yani İstanbul'da Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediyesi'nden daha çok Cumhurbaşkanı adaylığıyla uğraşıyor. Yani sürekli illere yaptığı geziler, bu çabalar. Evet, yani önemli. Açık. Yani orada bir yerlerden işaret almış öyle gözüküyor. Ve bu çalışmalara başlamış. Zaten bunu da reddetmiyor. Yani etrafındaki insanlar, hani yakın çevresi de Cumhurbaşkanlığı adaylığını kesinlikle reddetmiyorlar. Hatta gündemlerin birinci maddesi olduğunu söylüyorlar. Evet. Olur olmaz ayrı bir tartışma konusu. Bunu bu önümüzdeki yani dönem belirleyecek o zaman. Evet evet. Şimdi bakın, bir erken seçim tartışmaları da beraberinde geldi. Erken seçimde konuşulmaya başlandı. Çok konuşulur oldu. Hatta
2022'nin Haziran ayı zaman da veriliyor bu aralarda. Sizin öngörünüz olabilir. Nedir? Bu hareketlilikle birlikte siz bir erken seçim bekliyor musunuz? Ankara kulisleri yani, ne der? Şöyle söyleyeyim. Birçok kesimde bu tartışma yoğunlaşınca insan ister istemez merak ediyor. Yani nedir, ne değildir, nereye kadar gidiyor diye. AK Parti içerisinde daha önce kesinlikle hayır diyenler biraz esnemiş gördüm ben. Neden? Bunlarla yaptığım sohbetlerde. Onlar biraz yani 2023'te ekonominin biraz daha kötü olacağını ve daha kötü bir sonuç alınabileceğini, oysa ki şu andaki eldeki imkanlar kullanılarak bir hamle yapılırsa Haziran'da yapılabilecek bir seçimde işte Türkiye iki haneli büyümeden de söz ediliyor. Bu çerçevede biz iyi bir sonuç alabiliriz diyenler var. Yine iş dünyasında en çok onlar merak ediyor. Çünkü önlerini görmeye çalışıyorlar. İşte yatırım yapacaklar veya başka bir takım alınması gereken kararları var. O nedenle seçim onlar açısından her zaman önemlidir. Yani onlara baktığımda onlar da işte bu asgari ücretteki yüksek beklenen artışı, işte 3600 ek gösterge biliyorsunuz çok tartışılan konulardan birisi. Emeklilikte yaşa takılanların durumu bir formül bulunmaya çalışılıyor o durum. Ki daha önce kesinlikle bunlar tartışılmıyordu. Bunlar gündeme geldi. İşte kredi garanti fonundan kredilerle ilgili bazı çalışmalar yapıldığını. Yani bütün bunları alt alta işte seçim ekonomisini andıran bazı kararlara vurgu yapıyorlar. Yani bütün bunların da olası bir erken seçime işaret ettiği konusunda görüşleri var. Yani iş dünyasından da böyle görüşler var. AK Parti içerisinde erken seçimi bir tuzak olarak görenler var. Bakın yani biz önümüzde daha 1,5 yıl var. Şu anda erken seçimi hemen devreye sokmak doğru değil. Bu 1,5 yıl içerisinde politikalarımızda biraz sıkıntı var. Politikalarımızı değiştirmemiz lazım. Bu politikaları değiştirelim, yeni kadroları devreye sokalım ve yepyeni bir parti olarak seçimlere gidelim diyen de bir kanat var. Ve olası bir erken seçimi İstanbul'daki ikinci seçim gibi bir tuzak olarak görenler var. Yani biraz karmaşık. Önümüzdeki biraz günlere bakacağız var. O zaman. Bu ay son evet, dönemi bulutun asgari ücrette. Toz bulutunun dağılmasını beklemek lazım. Tabii. Asgari ücret görüşmeleri bugün Bakanlar Kurulu toplantısı da var. O işte görüşmeler sonuçları, ay sonu ne göreceğiz, ne edeceğiz ona göre belki nasıl bir karar çıkar biz de merak ediyoruz. Çünkü şu anda erken seçim yok diyor hükümet tarafı. Muhalefet tarafı erken seçim bir kez daha gündeme getiriyor diyelim. Sayın Özçelik çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. İyi yayınlar. Sağ olun efendim. Evet, Aydın Kasesi Ankara temsilcisi Sayın İsmet Özçelik'te iç siyasetteki gelişmeleri konuştuk. Haberlerimize devam edeceğiz. Efendim Halk TV CIA bağlantısı nedeniyle MİT'ten atılan Mehmet Eymür'e ekranlarını açtı. Programın sunucusu Özlem Gürses yayının başında T24'teki yalanlarla dolu röportaj için Mehmet Eymür'ü kutladı. Yayında nasıl işkence yaptığını anlatan Eymür yine Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'i ve aydınlıkçılara hedef aldı. Öncelikle bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Bir sesinizi duyalım. Teşekkür ederim. Türkiye'ye karşı yeniden piyasaya sürülen CIA tetikçisi Mehmet Eymür'e bu kez Halk TV ekranlarını açtı. CIA bağlantısı nedeniyle MİT'ten atılan eski kontrterör daire başkanı Mehmet Eymür, Halk TV yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eymür'e T24'e verdiği röportajdaki iddiaları soruldu. Programın sunucusu Özlem Gürses, yayının başında T24'teki röportajı için Eymür'ü kutladı. Gerçekten enteresan bir röportaj vermişsiniz Sayın Eymür. Bir kez daha Gökçer Tahincioğlu'nu da sizi de kutluyoruz. Programda Mehmet Eymür'e işkence yapıp yapmadığı soruldu. İşkence yöntemlerini anlatan Eymür pişman olmadığını söyledi. Bütün dünya tarihinde bu var işkence. Kazığa oturma, şey etme. Yani işkenceden işkenceye fark var. Elektrikli işkence yaptınız mı mesela? Elektrik kullanmadım ben. Falaka vardır şeyde, klasik. Falaka attınız mı? Attım. Mehmet Eymür, Halk TV ekranlarında yine Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ve aydınlıkçıları hedef aldı. Çiller Özel Örgütü diye bir örgüt yok.
Bu bir tertip. Bu tertibi yapan MİT'teki Miktat Alpaylan ve Perinçek. Cengiz. Hep teşhir etti, hep hedef gösterdi. Ortalığı devamlı karıştırdığı için bence hep hapiste tutmak lazım. Peki CIA bağlantısı nedeniyle MİT'ten atılan Mehmet Eymür neden şimdi birdenbire ekranlarda boy göstermeye, konuşmaya başladı? Türkiye Atlantik sisteminden ayrılıyor, zincirlerini kırıyor. Kritik bir noktaya gelmiş durumdayız. O nedenle Mehmet Eymür gibi Mossad'la ve CIA ile bağlantıları resmen belgelerle saptanmış olan unsurların piyasaya sürülmeleri, görevlendirilmeleri ve bu dönemin gereği. Salgın gündemiyle devam ediyoruz. Efendim, özellikle Avrupa'da COVID-19'la mücadelede tam olarak başarıya ulaşılamadı. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan salgındaki son durum hakkında kritik uyarılarda bulundu. Avrupa'da 4. dalga bitmeden 5. dalganın başladığını belirten Ceyhan, aşıyla %80 toplumsal korunma hedefinden uzaklaşılmaması gerektiğine dikkat çekti. 5. dalganın başladığı bilgisini paylaşarak vaka artışının nedenlerini açıkladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, salgındaki son durum hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Avrupa'da 4. dalga bitmeden 5. dalga başladı. Aslında hala 1. dalgadayız ama 2., 3., 4. dalga halk arasında kabul gördüğü için artık öyle isimlendiriyorum. Daha önce dalgalar arasında günlük vaka sayıları bir süre düz çiziyordu. Türkiye'de 1. 2. dalga arası günlük 1000, 2. 3. dalga arası 5000, 3. 4. dalga arası 10.000 vaka gözlendi. Bu kez Avrupa'da çok sayıda ülkede 4. dalga bitmeden 5. dalga başladı. Ceyhan, vaka sayısı artan ülkelerde ölümlerin de arttığına dikkat çekti. Artışın nedenlerini sıraladı. Önlemlerin ve kısıtlamaların yetersizliği iş yerlerinde, toplu taşımada ve toplanmalarda, düğünler, kapalı alanlarda toplantılar, spor karşılaşmaları, kongreler, okullar. Artan kalabalıklar etkenin özelliği. Delta varyantının bulaşma özelliği aşıyla %80 toplumsal korunma hedefinden giderek uzaklaşmamız, aşılama %80 orana ulaşmadıkça aşılanma arttığında doğru orantılı olarak vaka sayısının da azalacağı yanılgısı. Ceyhan paylaşımında dikkatli olmalıyız. Önlemleri artırmazsak aynı durumu biz de yaşarız. Vaka artan ülkelerde günlük ölü sayıları da artıyor ifadelerini kullandı. 23-29 Ekim tarihlerinde günlük vaka sayılarının arttığı 10 il belli oldu. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Antalya ve İzmir'in bu iller arasında yer aldığını belirtti. Günlük vaka sayılarında artışa geçen iller belirlendi. Türkiye'de günlük vaka sayıları 30 bin civarında seyrederken özellikle bazı illerde vakalarda büyük artış oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23-29 Ekim tarihleri arasında vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre en çok artan illeri kamuoyuna açıkladı. İllere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayısında en yüksek vaka yoğunluğu Karabük oldu. En az vaka 12.83 ile Şırnak'ta görüldü. Her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 293.2, Ankara'da 287.85, İzmir'de 64.81 oldu. Vaka sayısı 23-29 Ekim tarihleri arasında en çok artan 10 ili de açıkladı Bakan Koca. Bu iller arasında Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya ve İzmir yer aldı. Aydın'ın Germencik ilçesindeki tarım arazilerinde ortaya çıkan yüzlerce metre uzunluğundaki yarıklar endişe yarattı. Yöre halkı yarıkların jeotermal santrallerin çerçevesinde yoğunlaştığını söylüyor. Çevreci dernekler Büyük Menderes Çevre İnisiyatifi adı altında bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Aydın'ın Germencik ilçesinde tarım arazilerinin ortasında beliren yüzlerce metre uzunluğundaki bu çatlaklar yöre halkını tedirgin ediyor. Ben ömrüm boyunca böyle bir yarık görmedim hayatım boyunca.
Germencik'te incir ve zeytin bahçelerinde ortaya çıkan yarıklar gizemini koruyor. Aydın Jeoloji Mühendisleri Odası, Devlet Su İşleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD ekipleri bölgede ön inceleme yaptı. Yeraltı suyunun çekilmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Germencik Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Halil Çetinkaya, ilçenin dört bir yanından ihbarlar geldiğini söyledi. Ömerbeyli'den otoban gişelerine de sonuçlanan yaklaşık 4-5 kilometrelik mesafede, keza Germencik'in güneyindeki çatlaklar da aynı. Aynı güzergah, aynı istikamet üzerinde bu çatlaklar belirginleşmiş. Tabii bu büyük bir tehlikenin habercisi. Çetinkaya, jeotermal santrallerin yıl boyunca kesintisiz su çektiğini vurguladı. Üretici olarak biz iki ay sulama yapıyoruz. İncir ve zeytin üretimi zaten ağaçları biz sulamayız. Sulamayız, su istemez. Oysa burada Germencik merkezinde 16 tane, Aydın'da genelinde 36 tane jeotermal santral. Yıl 12 ay boyunca gece gündüz demeden hem jeotermal kaynaklarımızı yer altından boşaltıyor, hem yeraltı sularımızı çekiyor. Ve bu suyla soğutma işlemi yapıyorlar, kendi alanlarında kullanıyorlar. Yöre halkı da sayıları hızla artan JES'lerden şikayetçi. Yarıklar giderek artıyor. İşte bakın bu çatlak, yeni ihbar aldık bunu. Nereye gidiyor sizler de gözünüzden görün işte. Direktman reenjeksiyon kuyusunun olduğu yere gidiyor. Sondaj kuyusunun. Daha önce bir olaylar yaşamadık hiç. Ne zaman jeotermal şeyleri çoğalmaya başladı, o zaman zarar görmeye başladık. Zeytinler kurumaya başladı, incir ağaçları da kurumaya başladı. Bizim geçim kaynağımız zeytin ve incir, başka bir gelirimiz yok. Ben traktörle buraya gelmeye korkuyorum. Çukur yarılsa, biz traktörün içine kaçsak ne olacak? Kim ödeyecek bunun vebaline? Biz hiçbir zaman enerjiye karşı olmadığımız için, bu güzelim tarım arazilerinin yok olmaması için şartlar ne gerekiyorsa onu yapıp ondan sonra bu üretimi geçtiler. Biz de güllük gülistanlık geçiniriz. Güzelim bu atay gayrı topraklar hepsi gittikten sonra Türkiye'nin dünyanın bir numaralı inciri keder olup gidecek. Esen de iç çekildi yeraltı suları, ama bu yeraltı suları çekilmesinin bir alakası yok bunun. Ben böyle şey görmedim ya. Yani bak burada biz zeytin yapıyoruz şimdi. Bak yaygarımız yazıp duruyor. Sen daha buraya 20 metre altında yaratırmayı yaptın ama burasını düşünmedin hiç. Yar bu incirlerini bittiği zaman bu insanlar ne yapacak? 9 Eylül Üniversitesi'nden deprem araştırma uzmanı Profesör Doktor Hasan Sözbilir de yarıkları inceledi. Germencikliler bilimsel sonuçları endişeyle bekliyor. Biliyorsunuz jeotermal kaynaklar fay kırıklarından çıkan kaynaklar. Şimdi endişemiz bunun şehir içine uzanması veyahut da büyük bir depremin tetikçisi olması. Abim yerinde bahçesinde, onun yardım için geldim ama geldiğimizde gördük ki 1,5 metre genişliğinde yarıklar oluşmuş. Belli bir yerde gözüküp belli bir yerde gözükmemesine inanmayın, bakmayın ama yer altında çatlağın devam ettiği inancındayım. Otobanın da yarın ileride yarılmasına, köprülerin de çökmesine sebep olabilecek şekilde bir çöküntü meydana gelebileceğine inanıyorum. Büyük Menderes Çevre İnisiyatifi adı altında bir araya gelen çevre dernekleri basın açıklaması yaptı. Aydın yüz ölçümünün %59'unu JES uygulamalarına açıldı. Aydın'daki mevcut JES'ler ki sayıları 40'a yakın, termik santrallerden 2 kat, dünyadaki JES'lerden 12 kat daha fazla karbondioksit salınımı yapmaktadır. İlçe geneline yayılan yarıklar için bir felaket yaşanmadan acil önlem alınması isteniyor. Evet, Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümünü kutluyoruz dedik. Şimdi Azerbaycan'a bir kez daha dönelim. Bakü'de Doktor Ahmet Şahidov bizi bekliyor. Bakü sokaklarında neler yaşanıyor? Kendisi bize hemen aktarsın. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim Sayın Şahidov. Nedir son durum sokaklarda? Bir kalabalık var bulunduğunuz evet, meydanda ama neredesiniz evet, şu anda? Evet. Şimdi Bakü'nün, başkent Bakü'nün merkezi sokaklarından birindeyiz. Burada kalabalık ve insanlar... Adeta bugün pazartesi ama insanlar bugün tatil yapıyorlar. Çünkü bayramdır bugün Azerbaycan'da ve insanlar sokaklara döküldü, ellerinde Azerbaycan, Türkiye bayraklarıyla bu bayramı kutluyorlar. Sokaklarda 7'den 77'ye herkesi görmek mümkün. Özellikle de gazilerimiz, savaşa katılmış bizim askerlerimiz var. Onlar da askeri üniformada sokaklarda dolaşıyorlar. Bir nevi Azerbaycan halkla, Azerbaycan insanına bir gurur, sevinç bahşediyorlar. Azerbaycan insanı bugün sevinçlidir. Gün boyu farklı bölgelerde, şehirlerde, Bakü ve diğer ilçelerde, köylerde bu zafer günü kutlanıyor. Ben de ulusal kanal izleyicilerine bugünkü Azerbaycan'daki bu havayı iletmek istiyorum. Sözü fazla uzatmadan insanlarımıza sormak istiyorum bugünkü zafer günüyle ilgili neler düşünüyorlar diye.
Şimdi yanımızda bir arkadaşımız var. Kendisi diaspora aktivistlerinden biridir. Cavit Bey, Cavit Zeynal. Merhaba. Cavit Bey, bugünkü Zafer Günü'nü Ulusal Kanal izleyicilerimize kendi düşüncelerinizi iletirseniz seviniriz. Elbette bugün büyük gündür, Zafer Günü hem Azerbaycan halkının hem Türkiye halkının, bütün Türkler için bu bir büyük bir Zafer Günü'dür. Biz bu zaferi beraber kazandık ve buradan fırsatten istifade edip Türk halkına, Azerbaycan halkına demek istedim ki şehitleri unutmayın. Birinci Qarabağ şehidi, ikinci Qarabağ şehidi fark etmez. Bütün Türk'ün, Hakk'ın yolunda şehit olan insanların unutmaq olmaz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu sevincli gündə də Ulusal Kanalla bərabər olmaq nə mutluyum. Nə mutluyum Türkün, Türküm deyənə. Eşq olsun. Dəmir yumruq yerindədir. Təşəkkür edirəm Cavid bəy. Evet Yaşım xanım, ben insanlar sevinclidir. Yine insanlara sormaq istəyirəm bugünkü zafer günü ilə bağlı. Burada bizim qazilərimiz var. Savaşda savaşmış insanlardı. Asker bir dakika olur mu seni? Değerli kardeşim nasılsın? Maşallah maşallah askerimizdi, gazimizdi. Türkiye Televizyonu'nun canlı yayınındasınız. Bir gazi olarak 4 günü 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü için savaşmış bir gencimiz olarak kendi fikirlerinizi Türkiye izleyicilerine iletebilir misiniz? Kendi fikirlerim odur ki, yani ben fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam, Azərbaycan ordusuna xidmət eləmişəm. Yani inşallah məqsədimiz var ki, qalan torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik. Yani Azərbaycan sübut elədi ki, yani birlik var, dəmir yumruğu. Türkiyədə çox sağ olsun ki, köməkçi oldu. İki millət təkdirdik. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Madalyaların da çok güzeldi maşallah. Yakışmış sana. Teşekkür ederim. Siz bir söz söyleyebilir misiniz? Türkçe bayrağı var sırtınızda. Evet. Bununla bağlı bir fikirlerinizi almak istiyorum. Sırtınızda Türk bayrağı var. Türk izleyicilerine. Tamam, arkadaşımız utanıyor. Evet, insanlar kalabalıktı. İleride, ben kamerayı çevireyim izninizle. İleride bir konser programı var. İleride bir konser programı var. Gençlerimiz sırtında Türkiye, Azerbaycan bayraklarıyla böyle konserler veriyorlar. Gazilerimiz de gelmiş, gençlerimiz de gelmişler. Her yerde insanlar sevinç içinde. Restoranlarda, bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Restoranlarda, kafelerde, bugünlerde, zafer günlerinde ikramiyeler var. Burada bizim iki gazimiz var. Onlara yaklaşmak istiyorum. Sadece müziğin sesi. Türkiye Televizyonu'na çekiyoruz. Türkiye Televizyonu'na şimdi canlı yayında sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizden razı olsun. Askerimizin kolunda Azerbaycan ve Türkiye bayrağı var. Bu bizim birlikteliğimizi, kardeşliğimizi gösteriyor. Allah sizi korusun. Evet Yaşın Hanım, yani Azerbaycan'da bu hava böyledi. İnsanlar kalabalıktı. Pandemi, salgın bir günlük, bir anlık unutulmuş. İnsanlar sokaklarda sevinç içinde. Gazilerimiz şehirde geziyorlar, gururla geziyorlar. İnsanlarımız da onları gururla selamlıyor. Böyle Azerbaycan halkı bir sevinçli gün yaşıyor ve bu sevinci bizlere yaşadan Tanrı'ya teşekkürümüzü bildiririz. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Allah devletimizi korusun ve bu zaferin kazanılmasında kardeş Türkiye'mizin bize desteği danılmazdı. İyi ki vardır Türkiye'miz. O yüzden bu zafer hem de 84 milyonluk Türkiye insanının, Türk halkının başarısıdır. Biz bu başarını birlikte kutluyoruz. Benden bu kadar. Yine sorunuz olursa seve seve cevaplamaya hazırım. Yani çok güzel görüntüler var. Bu noktada sevgili Şahidov, işte o Türk bayraklarını, Azerbaycan bayraklarını, gençleri, gazilerimizi, vatandaşları, Azerbaycanlı vatandaşların hepsini görüyoruz hep birlikte. Güzel bir kutlama, güzel bir başarı hikayesi, kahramanlık, büyük bir zaferden bahsediyoruz. İyi ki katıldınız. Mesajları da izleyicilerimize ve bizi dinleyenlere yansıttık. Ama kısaca bugünkü programı da bir kez daha tekrarlayalım mı izleyicilerimize?
Evet, bugün yarından itibaren Bakü'nün sokaklarında bir yürüyüş geçirildi, bir zafer yürüyüşü geçirildi. Askerlerimiz, gazilerimiz, vatandaşlarımız bu yürüyüşe katıldılar. Bir de akşam saat 9.30'da bir konser programı var. Fazla etkinlik olmuyor pandemiden dolayı. Ancak açık havada böyle etkinlikler var. Bölgelerimizde, şehirlerimizde, ilçelerimizde de Zafer Günü kutlanıyor. Ve bugün özellikle Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Şuşa'dadır. Ve aldığım bilgiye göre Türkiye'nin resmileri de Savunma Bakanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Şuşa'dadır. Aliyev'le görüştü. Ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev orada Azerbaycan askerleri karşısında bir konuşma yaptı. Yine çok önemli mesajlar verdi. Hem Ermenistan'a hem dünya ülkelerine, yani Azerbaycan artık savaş sayfasını çevirdi. Yeniden işbirliği, barış sağlamak için faaliyetteyiz. Ama yine intikamçı güçler, revanşist güçler savaşa kalkarlarsa Azerbaycan ordusu her an hazırdır diye bir mesaj verdi. Bir de altılık platformu, yani Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen sene Azerbaycan'da düzenlenen askeri geçit töreninde seslendiği altılı platformada Azerbaycan'ın hazır olduğunu İlham Aliyev bir kez daha altını çizdi. Çok önemli mesajlardı ve Türkiye'nin resmilerinin, özellikle de askeri resmilerin, Milli Savunma Bakanlığı'nın Zafer Günü'nde bizim yanımızda olması, Şuşa'da olmasının da çok büyük bir anlamı var. Bu bir mesajdı hem Azerbaycan halkına, hem dünya ülkelerine, hem de Ermenistan'a ki Türkiye Azerbaycan'ın hem sevinçli hem de zor günlerinde Azerbaycan'ın yanındadır. Sayın Hulusi Akar da Ermenistan'a bazı mesajlarını iletti. Yani yeniden revanşist güçler kalkarlarsa, bir provokasyonlara kalkışırlarsa Azerbaycan'ın yanında kardeş Türkiye'nin de, Türk ordusunun da olacağını söyledi Hulusi Akar. Bu bizler için çok önemliydi. Zaferle yanı sıra aynı zamanda bir gurur günüdür bizim için. Şehitlerimizi anıyoruz bugün. Bir kez daha saygıyla anıyoruz şehitlerimizi. Çok büyük bir mücadele ve kazanılan ardından gelen zafer. Sevgili Şaydo, çok teşekkür ediyoruz gün ortasına katkıların için. Ben teşekkür ederim Yeşim Hanım. Takipteyiz tüm yaşananları. Gelişmeleri aktaracağız. Peki. İyi çalışmalar diliyoruz. Doktor Ahmet Şahidov Bakü'den aktardı son gelişmeleri ve böylelikle haftanın ilk gün ortası programında burada noktalayalım. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde burada olacağız. Biz ayrılıyoruz. Saat başında sevgili Seda Anık Günlük'le sizlerle birlikte olacak. İyi yayınlar.